Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler 40 soru serisi AYT Matematik kampımızda bugün 5. gündeyiz ve 5. günün konusu trigonometri sevgili arkadaşlarım. Trigonometri ile alakalı birazdan 40 tane birbirinden güzel tadında ÖSYM tarzında sorular çözeceğiz. Ve bu 40 soruyu çözdükten sonra şuna emin olacaksın. Ben trigonometriyi muhteşem biçimde tekrar ettim ve artık trigonometri defterini açılmamak üzere kapatacağım. Evet gençler, kampımız 40 soru serisi AYT Matematik kitabımızla ilerliyoruz kampımızda ve bu kitabın satış linkini açıklama kısmında bulabilirsin videonun. Birazdan çözeceğim sorularda her soruyu en ince detayına kadar detaylandıracağım, açıklayacağım ve hangi soruyu çözersem çözeyim bakın 40 tane sorunun her birinde neyi neden uyguladığımı çok ince biçimde anlayacaksın. Çünkü ben sana bunların her birini ince ince açıklayacağım ince ince detaylandıracağım diyeceğim ki bak burada bu işlemi yapıyoruz çünkü şu yüzden burada bunu yaptık çünkü bundan kaynaklı bu nereden gelmişti buradan gelmişti diye açıklayacağım sana abone olduysan ve videoyu da beğendiysen artık geçebiliriz dersimize evet ilk sorumuza beraber bakalım bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik şimdi ilk defa söylüyoruz arkadaşlarım 40 defa söyleyeceğiz Şekilde verilen birim çemberde burası buraya dik demiş. Bak şurayı dik olarak vermiş bize. Buradaki açıyı da alfa vermiş. K noktasının yani şuradaki noktanın koordinatları soruluyor bize. Peki ben buradaki noktanın koordinatlarını nasıl bulabilirim? Hemen şöyle diyelim. Şuradaki açımız kaç arkadaşlar? 90 artı alfadır değil mi? Şimdi 90 artı alfa ise ben şunu çok iyi biliyorum. Şuradaki uzunluk Şuradaki uzunluk açımızın kosinüs değerine eşit oluyordu. Yani aslına bakarsan burası kosinüs 90 artı alfaymış bu uzunluk. Tamam mı? Daha sonrasında şuradaki uzunluk da buradaki açının sinüsüne eşit oluyordu. Birim çemberde yani burası da sinüs 90 artı alfaymış diyebilirim. Şimdi biliyorsun ki 90'a ekleme çıkarma yaptığımız zaman isim değiştiriyoruz. İsim değiştirdiğimiz için de kos 90 artı alfa sinüs alfa olacak. Ama kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için burası eksi sinüs alfadır. Yani buradaki noktamız sevgili gençler neymiş? Eksi sinüs alfaymış absesimiz. Ordinat nedir? Sin 90 artı alfa. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için isim de değiştirecek ve kosinüs alfa olacak. Yani ordinatımız da neymiş? Kosinüs alfa. O halde benim cevabım koordinatların eksi sin alfaya kosinüs alfa olur yani cevabımız da C şıkkı olur. Hayırlı uğurlu olsun. İlk sorumuzu çözdük ve trigonometriyi ilk defa söyledik. Evet. Devam ediyorum ikinci sorumla. POB açısını 35 olarak vermiş bize. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Daha genel bir tekrar için. Üstteki sorunun daha genel hali arkadaşlarım. Şimdi bakalım. Burada tanjant eksenini, kotanjant eksenini falan da kullanacağız. M'nin koordinatları kosinüs 35'e sinüs 35'tir demiş. Şimdi M'nin koordinatları bak apsisi şurasıdır. Ordinatı da şurasıdır biliyorsun. Apsis için şuradaki uzunluğu bulabilirim. Buradaki uzunluk kosinüs 35'tir. Ordinat için de buradaki uzunluk gerekiyor bize. Yani şuradaki uzunluk burası sinüs 35'tir. Demek ki burası da sinüs 35 olacak. Şimdi benim M noktamın koordinatları kos 35'e sin 35 oldu mu oldu. Yani A şıkkı doğruymuş. Yanlış olan şıkkı arıyoruz biz. Pekala devam edelim şimdi. P noktası 1'e tanjant 35'tir demiş. Şimdi P noktası şurasıydı. bunun apsisinin 1 olduğu zaten açık. Peki bu eksen normal şartlar altında ne ekseniydi? Tanjant ekseniydi. Ve bu doğrunun tanjant eksenini kestiği yerle x eksenin arasında kalan mesafede tabii ki tanjant 35'e eşittir. Dolayısıyla benim ordinatım da tanjant 35'miş. Yani 1'e tanjant 35 doğru. L noktasının koordinatları kotanjant 35'e 1'dir denilmiş. Şimdi ordinatın 1 olduğunu zaten görüyoruz. Çünkü burası 1 bir birim. L noktası ise yani şurası hocam şuradaki y eşittir 1 doğrusu aslına bakarsam benim kotanjant eksenim olduğu için L noktasının apsisi tabii ki kotanjant 35'tir diyeceğim yani kotanjant 35'e 1 benim için doğrudur L noktasının koordinatları D'ye bakıyorum PK uzunluğu yani şuradaki uzunluktan bahsediyor arkadaşlarım 1 eksi tanjant 35'tir demiş doğru çünkü burası 1 bir birimdi ben buradaki tanjant 35 uzunluğunu çıkarırsam buradaki e, PK uzunluğunu bulmuş olurum. Bu da doğru. Demek ki cevabımız E'ymiş. Şimdi E'ye bakalım. KL uzunluğu. Şimdi KL neresi hocam? Şunları bir silelim. Görünmüyor. Şurası KL uzunluğu. Bu KL uzunluğunu ben nasıl bulurum? Kotanjant 35'ten 1'i çıkararak elde ederim. Ama burada ne demiş? 1 eksi kotanjant 35 demiş. Demek ki cevabımız E eşit olacakmış. Bu yanlış arkadaşlar. Sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. Üçüncü sorumuzdayız artık. Şimdi bize neler diyor bakalım. Bu ifadenin eşiti işte aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi hocam sinüsü biliyorsun. Eksi 1 ile 1 aralığında değerler alıyordu. Eksi 1 küçük veya eşittir sinüs x. O da küçük veya eşittir 1'di ve kosinüs de aynı şekilde eksi 1 küçük veya eşittir kosinüs x ve o da küçük veya eşittir 1'dir diyoruz. Burada mutlak değerli ifadeler var. Ben eksi 1 ile 1 arasındaki bir sayıdan 4 çıkarırsam burası negatif olur. İçerisi negatifse dışarı nasıl çıkar mutlak değer dışına? Tabii ki eksiyle çarpılarak. Yani orası 4 eksi sinüs x diye çıktı. Daha sonrasında hemen yanında bir eksi var. O eksiyi koydum. Açtım parantezi. Şimdi buradaki mutlak değeri halledeceğim. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasındaysa ben 3 sayısından eksi 1 ile 1 arasındaki herhangi bir sayıyı çıkardığım takdirde bu bana pozitif bir değer verir. Yani içerisi zaten pozitif olduğu için dışarıda olduğu gibi çıkacak. O halde 3 eksi kosinüs x diyeceğim ben buraya bölü dedim bölü alt kısma bakıyorum. 5'e eksi 1 ile 1 arasında bir sayı eklersem pozitif olur. Olduğu gibi çıkar 5 artı sinüs x. Arada gördüğünüz üzere bir eksi var. Eksiyi koydum açtım parantezi. 6'ya eksi 1 ile 1 arasında bir sayı eklersem yine pozitif olacağı için burası da olduğu gibi çıkar. Yani 6 artı kosinüs x olarak çıktı. Üst tarafa bakıyorum. 4'ten 3'ü çıkardım 1 geldi. Yanında eksi sinüs x var. Ve eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı için artı kosinüs x dedim bölü hocam alt kısma bakıyorum şimdi 5'ten hemen şuradaki 6'yı çıkardım eksi 1 geldi hemen yanında artı bir sinüs x'imiz var ve eksiyle şuradaki artıyı çarparsam eksi kosinüs x yaptığını görürüm üstteki ifade alttaki ifadenin ya da alttaki ifade üstteki ifadenin gördüğün üzere birebir eksilisi Eksilisi ise o halde ben bunları oranlarsam ne bulurum? Tabii ki eksi 1 bulurum. Yani cevabım C şıkkı olacakmış diyebilirim. Geçelim dördüncü soruya doğru. Şimdi bize ne demiş dördüncü soruda şöyle biraz da yaklaşalım sorumuza. Evet. Diyor ki x açısı pi bölü 2 ile pi aralığında ve tanjant x de eksi 3 bölü 4'tür diyor. Bak burası ner nerede? İkinci bölgede abi. Niye? Çünkü 90 ile 180 arasında demiş. E tanjantın negatif olması gayet doğal değil mi? Şimdi sin küp x eksi kos küp x bölü sin x eksi kos x, x ifadesinin eşiti nedir diye soruluyor. Tabi burada hemen ilk akla gelmesi gereken şey şu olmalı buradaki küp farkını bir güzel açabilmemiz gerekiyor. Küp farkını nasıl açacağız? Hemen onu hatırlatayım ben sana. A küp eksi B küp ne demekti? A eksi B ile hemen A kare artı AB artı B karenin çarpımı demekti. Doğru mu? E şimdi o zaman sin küp x eksi cos küp x nedir? Aynı şekilde yerine yazacak olursan. Cos x eksi pardon sin x eksi cos x hemen yazdım şu şekilde. Sinüs x eksi kosinüs x çarpı sin kare x sonrasında artı sin x cos x derim. Değil mi? Yukarıdakinin aynısını buraya uyarlıyorum aslına bakarsan. Cos kare x dedim. Sonrasında bölü bölü altta ne var hocam? Sin x eksi cos x var. Güzel. Şimdi hocam sin x eksi cos x'ler burada birbirini götürür. Tamam. Burada birbirini götürür. Götürdükten sonra elimizde kalana bakar mısın bak sin kare x var artı kos kare x var. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı neydi? Tabii ki de 1'di. O halde 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x mi kalmış oldu? Şimdi ben burada tanjant x'in eksi 3 bölü 4 olduğunu bilirken ikinci bölgede. 1 artı sin x çarpı kos x ifadesinde sin x'i ve kos x'i elde edebilir miyim? Tabii ki de elde edebilirim. Hemen bir tane üçgene ihtiyacım var. şu üçgeni şu şekilde oluşturduk. Bu bir dik üçgen olsun. Bu dik üçgende de şurası x olsun tamam mı? Hocam x geniş açıydı bunu nasıl çizdik ya o karışma. Üçgeni biz bunun için çizmiyoruz. Üçgeni niye çiziyoruz arkadaşlar? Sinüsü ve kosinüsü elde edebilmek için. Şimdi benim tanjantım 3'e 4 miymiş oranı? Yani ben buraya 3 derim karşısına komşusuna 4 derim. Aha da burası da 5 olur. İşaret oradan gelmeyecek şuradan gelecek. İkinci bölgede sinüs pozitifti. ikinci bölgede kosinüs negatifti. Hemen gel e, sinüsü bul. Karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5 yapmaz mı? 1 artı 3 bölü 5 dedim. Çarpı kosinüs nedir? 4 bölü 5 ama ikinci bölgede eksi olduğu için eksi 4 bölü 5 olacak. Şimdi burası ne olur? 1 eksi 12 bölü 25 olur değil mi? Şimdi sen bunu birleşik kesre çevir bakayım. Bir kere 25 25 12 çıkardım 13 bölü 25 geldi. Bu da zaten bana sorulan ifadenin ta kendisidir. Yani cevabımız neymiş? Değişik olacakmış sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzda çözdüğümüze göre geçtik 5'e. ABC'nin eşkenar üçgen olduğundan bahsetmiş. AD'de iki tane DC'yi eşitmiş. Şimdi AD yani şu uzunluk şunun iki katıymış. O zaman ben rahatlıkla şunu söyleyebilir miyim? Burası 1 olsun hocam. Burası da 2 olsun derim. Tamam. Eşkenar üçgen olduğunu da lütfen unutmayın. Daha sonrasında bizden sinüs x istenmiş. Sinüs x'i nasıl bulurum? Derim ki hocam ben şunu tuttum. Şuradan şu şekilde dik indirdim. Böylelikle bu dik üçgen sayesinde karşı bölü hipotenüs yaparsam sinüs x'i bulurum. Çünkü benden o isteniyordu. Tamam karşı bölü hipotenüs yapacağız onu anladık eyvallah. Diğer uzunlukları nasıl bulacağım? Şimdi sen şu kısmın 60 olması gerektiğini biliyorsun eşkenar üçgen olduğu için. Ve burayı da dik seçmiştik. O zaman şurası ne olur? 30'un ta kendisi olur. Şimdi 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı bunun yarısıydı. Yani burası 1'dir. 60'ın karşısı da 1'in kök 3 katı olduğu için burası da kök 3'tür derim. Şimdi şuranın tamamı 3 ise bu eşkenar üçgen olduğu için buranın da tamamı 3'tür. Doğal olarak buraya da 2 kalır. Şimdi burası 2 ise burası kök 3 Pisagor teoreminden 4 artı 3 yani bunun karesi artı bunun karesinin kare kökü kök 7 yapar. Yani buradaki BD uzunluğumuzda kök 7'nin ta kendisidir o halde. E şimdi ne, ne diyeceğim ben? Hocam karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü kök 7. Ben bunu tek kök içerisinde kök içerisinde 3 bölü 7 olarak yazarsam eğer doğru cevap karşıma çıkmış olur. Cevabımız E şıkkıdır deriz. Evet. Evet gençler. İlk sayfamız bitti. İlk sayfada 5 tane soru vardı ve bu 5 sayfayı beraber güzelce çözdük. Şimdi sırada ne var? Tabii ki de 6. sorumuz var. Tanjant, 130 eksi tanjant 210, sin35 eksi cos35, tan46 eksi cot89, ABC'nin işaretlerini bul demiş bize. 130 derecelik açı ikinci bölgededir, ikinci bölgede tanjant negatiftir. 210 üçüncü bölgededir, üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Ben negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkarırsam negatif bir sayı elde ederim. A negatifmiş, bunu elde ettik. Sin35 ve cos35 bunları birbirinden çıkaracağız. Şimdi hocam iyi dinle beni. Şuradan şöyle 45 derecelik bir açı çıkarırsam 45'in altındaki açılarda yani 0 ile 45 arasında kosinüs büyüktür. 45 ile 90 arasında sinüs büyüktür. Şimdi 35 derecelik açı şurada bir yerde mi? Şurası 45 derecelik açıyı ifade ediyorsa burası da 35 derecelik açıyı ifade ediyor ve burada kosinüs büyüktür. Yani ben sinüsten kosinüsü çıkarırsam küçükten büyüğü çıkarmış olurum. O halde bu da bana negatif bir sonuç verecektir. Şimdi devam edelim. Tan 46'dan kot 89'u çıkarmış. Tan 46 dediğim şey birden büyüktür. Kot 89 da şimdi hatırla ben sana bunu şöyle açıklayayım. Şurası benim birim çemberim olsun. Tamam mı? Şu benim kotanjant eksenimdi. Şurası da benim tanjant eksenimdi. Şu da 45 derecelik açıydı. E şimdi 46 derecelik açı için tanjant 45 derecelik açı tabii o şekilde olmadı. Şurayı düzeltelim. Şöyle yapalım. Bir daha çizelim orayı. 45 derecelik açı şöyledir. Değil mi? Şimdi 46 derecelik açı şurada bir yerdedir. Şu şekilde. Ve doğal olarak tanjantın birden büyük olması gerektiğini görüyorsun. Çünkü 45 derece için tan 45 burası bir birimdi. E 46 derece için bak birden biraz daha büyük geldi. Şimdi kod 89 diyor ya. Kod 89 da şöyledir. Ve bu da kotanjant ekseni olduğu için bana şuradaki uzunluk o minik uzunluk yani şurası ve kotanjant 89'u verecek. Yani birden büyük bir sayıdan 0'a çok yakın bir sayıyı çıkarıyorum. Sıfıra neredeyse yakın bir sayı çıkarırsam ve doğal olarak büyük sayıdan küçük sayı çıkardığım için bu da bana pozitif verecektir. Cevabımız da eksi eksi artı olur. Yani cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 7. soruyla. ABC'denin bir kare olduğunu dile getirmiş. Sorumuz B merkezli çeyrek çember AG'yi H noktasında teğetmiş. etmiş. Bak burada F noktası AB'nin orta noktası olduğuna göre sekant x kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şurası x'ti unutmayalım onu. Ben şunu şöyle çekersem dik olmuş olur değil mi? Üç e, çemberin merkezinden dışarıdan teğet olan noktaya bir doğru çizersem o yarıçap doğrusu buraya dik olmak zorundadır. Pekala. Şimdi diyor ki F noktası AB'nin orta noktası. Yani şimdi ben buraya 1 dersem burası da 1 olur mu? Evet. E, bu 1 aynı zamanda buradaki çemberimizin yarı çapı mıdır? E, evet. O zaman burası da 1'dir. Çünkü orası da yarı çap. E şimdi bakıyorsun 90 var karşısı 2. E burası 1 demek ki burası kaçmış? 30. O halde x kaçmış? 60 derece. Güzel. E, sekant x soruluyor. E, sekant x ne demekti hocam? Sekant x 1 bölü kosinüs x'te. Şimdi X neydi? 60. O halde 1 bölü kosinüs 60 soruluyor bize. E bu da 1 bölü 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsak 2'nin ta kendisi gelir. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi devam bakalım. 8. soru. ABCD dikdörtgeni 11 tane eş dikdörtgenler oluşmuş, oluşturulmuş. Buna göre tan x artı kod y eksi tan z işleminin sonucu. Şimdi burada üçgene tamamlama sorusunu e, birden fazla bu şekilde üçgen vererek aynı, e aynı zamanda burada eş dörtgenleri de kullanaraktan kenar uzunlukları da bulma kazanımı var içerisinde. E bir bakalım şimdi. Ben burada şunu söyleyebilirim hocam. 3 tane şunların her birine uzun kenara U diyelim kısa kenara K diyelim olur mu? 3 tane uzun kenar bana bak 1, 2, 3, 4 tane kısa kenara eşitmiş. O zaman ben gidip uzun kenarları 4 ...kısa kenarları da 3... ...seçebilirim. Bir sıkıntı yok. Böylelikle 3 kere 4, 4 kere 3'e eşit... ...olmuş olur. Şimdi ben şunları yerinden... ...kaldıracağım. Kısa kenarların... ...artık 3 birim, uzun kenarların da 4 birim... ...olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. E şimdi hocam, tanjant ikisi... ...bulacağız ya biz. Evet. Karşısı, yani şurası, böyle şuraya... ...bakmam lazım. Uzun kenarlar 4 olduğu için... ...4'e 4 dedim, 8 geldi burası. Kısa kenarlar 3'tü. 3, 3 ve... ...burası da ne olmuş oldu? 3 olmadı hocam o zaman 3'e bakmayacaksın nereye bakacaksın şuraya bakacaksın bak burada bir uzun kenar var 4 bak burada bir uzun kenar var 4 ha. 8 bölü 8 yani tanjant x 1'miş o halde x de 45'miş değil mi artı kotanjant y'ye geçtik şimdi şunları sildim şuradaki y'nin y açısının kotanjantını bulacağım şöyle üçgenimi tamamladım kotanjant neydi komşu bölü karşıydı e komşusu şurası e burası aynı zamanda şuradaki kısa kenara yani 3'e eşit. Karşısı, e şurası kısa kenarda 3, şurası uzun kenarda 4. Komşu 3, karşı 7. O halde burası da 3 bölü 7'dir. Eksi, tanjant z'ye bakacağım şimdi. Tanjant z için de şurası kardeşim kısa kenar değil miydi? 3. Şurası uzun kenar değil miydi? 4. e Burası kısa kenar değil miydi? 3. O zaman 3 bölü 7 diyeceğim. E şimdi artı 3 bölü 7 eksi 3 bölü 7 giderse geriye sadece elimizde 1 kalır. Yani cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz. Evet 8'de çözdüğümüze göre gençler artık yavaş yavaş 9. sorumuza doğru geçebiliriz. ABC'nin bir dik üçgen olduğundan bahsetmiş. AC 8 cm tanjant alfa da kök 7'ymiş gençler. Şimdi şurasını 8 olduğunu söylemiş. Tanjant alfa kök 7 ise karşı karşının komşu oranı kök 7'dir. O halde ben buraya kök 7 çarpı k dersem burası ne olur? k olur. K'yı bulabilir miyim? Hocam k'yi buluruz Pisagordan. Şunun karesini alırsan 7k kare gelir. Şunun karesini alırsan k kare gelecektir. Ve bu da hipotenüsün karesine yani 64'e eşit olacaktır. Böylelikle 8 çarpı k'nın karesi eşittir 64 olur mu? Olur. k'nın karesi kaç olur? Tabii ki de 8 olur. Şimdi bu cepte durursun. k 8, k kare 8'miş. k'nın 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. İşimize yararsa onu da çeviririz. Şimdi sinüs alfa. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 7K bölü 8. Tamam. Çarpı. Daha sonrasında kosinüs alfa. O da komşu bölü hipotenüs. Yani K bölü 8. Tamam. Şimdi üst taraf ne oldu? Kök 7 çarpı. K kare bölü 8 kere 8 mi oldu? K kare neydi hocam? K kare 8'di. O zaman ben buradaki 8 ile şuradaki 8'i sadeleştirirsem cevabı bulmuş olurum. Cevap kök 7 bölü 8'miş gençler. O da bize D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum 10. sorumla. Aşağıdaki şekilde A, B, J, K, B, C, L, I, H, L, F, G ve C, D, E, F. Okuduğuma okuyabildim çok şükür. Birer karedir. 6 AB, 4 BC, 3 CD, 12 GH bunların hepsi birbirine eşit. Bu tarz durumlarda hemen 6, 4, 3 ve 12'nin ortak katını düşünüyorsun ki 12'dir. O halde hemen uzunlukları sayı cinsinden yazabilirsin. Mesela ben GH'a 1 dersem 12 kere 1, 12 yaptı. Şuraya 4 derim. Şuna 3 derim. Buraya da 2 derim. Hepsi 12 olur. Tamam. Şimdi bu eşitliği sağlanlara göre tanjant GMA açısı kaça eşittir? GMA dediği yer şurası. Şimdi GMA dediği yer burası. Ben şuraya eğer x dersem, şuraya da y dersem, x artı y bana buradaki açıyı verecektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi burası x ise şurası da x midir? Burası y ise burası da y midir? Z'den kaynaklı? E, evet. E şimdi madem öyle, ben şu x açısına sahip şuradaki dik üçgenden ve y açısına sahip şuradaki dik üçgenden e, x artı y'nin tanjantını hesaplayabilirsem eğer. O halde başka neyi hesaplamış olurum? Tanjant GMA'yı hesaplamış olurum değil mi? Çok güzel. O zaman şöyle diyelim biz. Buraya x buraya y dedik ya. Tanjant x artı y'yi hesaplayabilir miyiz? Hesaplarız. Bunun formülü neydi? Toplam formülü. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Şimdi tanjant x için bana ne gerekiyor? Hocam karşının komşuya oranı gerekiyor o halde şöyle diyelim. Biz burada AB uzunluğunun 2 olması gerektiğini biliyoruz. BC'nin 3, CD'nin 4 olması gerektiğini biliyoruz. Bir de GH vardı şurası 1. E burası 1 ise burası da 1'dir. Burası da 1'dir. Aynı zamanda burası 4 ise şurası 4'tür. Ve aynı zamanda bu bir kare ise burası 1 ise burası da 1'dir. E şimdi ben tanjant x'i hesaplamak istiyorsam karşısı 1, komşusu 5. Yani şurası 1 bölü 5'miş. Artı Şimdi tanjant y'yi hesaplayalım. Karşı bölü komşu yapmam gerekiyordu. E şimdi c, d, e, f bir kare ise burası 4 ise şurası da 4'tür. Ve burası da 3 mü kalır? Demek ki karşısı 3'müş hocam. Karşısı 3 bak. Karşısı 3. Komşusuna bakıyorsun. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. 3 bölü 9, 1 bölü 3'ü verir. Tanjant y de 1 bölü 3'müş. Bölü, devam. 1 eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 diyebilirim artık. Şimdi hocam ben bunu 3 ile bunu 5 ile genişletecek olursam üst taraf 8 bölü 15 yapar. Alt tarafa bakıyorum. 1'den 1 bölü 15'i çıkarıyorum. 14 bölü 15 yapar. 15'ler gider mi? Gider. 8 bölü 14 2 ile sadeleştirilirse 4 bölü 7'nin ta kendisini verir. O halde cevabımız da E şıkkının ta kendisi olur. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlatımım başarılı olmuştur. Ve umarım sen de başarıyla anlamışsındır. <laughs> 10. sorumuzu çözdük. Şimdi devam edeceğiz gençler. Bir diğer sayfamız ama sayfamıza geçmeden önce bir üstteki sayfaya şöyle uzaktan bakıyorduk biliyorsunuz. Uzaktan baktık gayet tatlı. Biliyorsun trigonometrinin soruları genel itibariyle şekil üstüne çözülür. Çok azdır böyle nadirdir. Çünkü geometrik sorular olduğu zaman geometriyi de zaten biliyorsun sayfa boşluğuna çözmezsin. Sorunun üstüne çözersin genel itibariyle. Trigonometri için de bu geçerli. Şimdi devam edelim gençler. 11. sorumuzda. 11. soru güzel bir soru. İyi dinlemende fayda görüyorum. 3 çarpı sinüs x. Hemen yazdım. 3 çarpı sinüs x. Eşittir. Kosekant y. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. Dolayısıyla 1 bölü sinüs y diyeceğim ben buraya. Tamam. Daha sonrasında bir de burada 9 çarpı kosinüs x var. 9 çarpı kosinüs x de sekant y'ye. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü, yani bu da 1 bölü kosinüs y'ye eşitmiş o zaman. E şimdi ben şunu şunun yanına bunu da bunun yanına gönderebilir miyim? Gönderirim. Hatta ve hatta 3'ü ve 9'u da karşıya fırlatacak olursam iyi dinle. Sinüs x ile sinüs y'nin çarpımı bana 1 bölü 3'ü verir. Aynı zamanda kosinüs x ile kosinüs y'nin çarpımı da bana 1 bölü 9'un ta kendisini verir. Şimdi bunlar cepte. Tamam bak bunlar cebimizde dursun. Benden ne isteniyor? Kosinüs pi eksi x artı y. Bak ben bunu şu şekilde düzenlerim abi. Kosinüs pi eksi açtım parantezi x eksi y ederim. Böylelikle yandakinin aynısını verir. Niye böyle dedim? Çünkü 180'den çıkarma muhabbeti vardı ya indirgeme formüllerinde. Onu kullanmam gerekiyor şimdi. 180'den çıkarmış neyi? x eksi y'yi. Abi 180'den çıkarsa isim değişmiyordu. Ve 180'den çıkardığımız için ikinci bölgede kosinüs negatif oluyordu. O halde bin, benden neyi istemiş aslında? Eksi kosinüs x eksi y'yi istemiş. Şimdi ben kosinüs x eksi y'yi kosinüs fark formülünden bulurum. Önüne de eksi yapıştırırım. Yani eksi parantezinde. Kosinüs x eksi y nedir? Kosinüs x çarpı kosinüs y. E, kosinüs de eksili fark formülünde araya artı atıyordum. <laughs> Ve sinüs x çarpı sinüs y diyordum. Şimdi burada zaten kosinüs x çarpı kosinüs y'yi biz bulmuştuk. 1 bölü 9'du. Artı sinüs x ile sinüs y'nin çarpımını da bulmuştuk. O da 1 bölü 3'tü. Onu da yazdım. Burayı 3 ile genişletip toplarsam içerisine gelir 4 bölü 9 gelir. E bir de önünde ne vardı? Eksi vardı. Demek ki eksi 4 bölü 9 bize cevabın ta kendisini verecekmiş. Tamam mı? Trigonometri eğlencelidir. Tek bilmen gereken kurallara hakim olman. Bu kurallar ne? Yarım açı formülleri, toplam fark formülleri üçgen çizebilme yetisi, indirgeme formülleri, hangi bölgede hangi trigonometrik oran negatif, pozitif bunları çok iyi hakimsen trigonometride baya bir yol kat etmişsin demektir. Geri kalanı zaten dört işlem gençler dikkat ettiyseniz. Tamam uyarılarımı da bu şekilde yapıyorum sizlere. 12. sorumuza bir beraber bakalım hadi. Diyor ki ABC bir dik üçgen tamam. EBBD'ye dik ona da tamam. Burası alfa, burası beta. Tamam. AB 6 birim, burası 8 birim. He, burada AC'nin de 10 birim olması gerektiğini mesela ben söyleyebilirim açıkçası. Yukarıda verilen bilgilere göre sin alfa ile cos beta'nın toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam sinüs alfa ve kosinüs beta için konuşacağız. Tamam mı? Ee, burada burada şöyle bir şey yapılabilir. Şurası nedir hocam? 180 eksi alfa mıdır? Burası da 180 eksi betadır diyebilir miyim derim. Şimdi bana sinüs alfa lazım. Ben sinüs 180 eksi alfayı hesaplayabilirim açıkçası. Sinüs olduğu için karşının hipotenüsü oranı yapmam lazım. Yani 8 bölü 10'dan ben buna 0.8 diyebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. 180'den çıkardığı için isim değiştirmeyecek. ikinci bölgeye düşecek. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğundan ben buraya sinüs alfa diyeceğim. Sinüs alfa 0.8'in ta kendisiymiş. Şimdi bu cepte. Şimdi devam bakalım. Kosinüs beta'yı nasıl bulurum? Kosinüs beta'yı direkt olarak bulamasam da kosinüs 180 eksi beta'yı hesaplayabilirim hocam. Şimdi 180 eksi beta'nın kosinüsü komşu bölü hipotenüstü. Yani 8 bölü 10. Şimdi ama şöyle bir durum var. Kosinüs için 180'den çıkardığım için isim değiştirmeyecek. Lakin İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası eksi kosinüs beta'ya eşittir. Eksi kosinüs beta 0.8'miş. O zaman kosinüs beta kaçtır hocam? Tabii ki eksi 0.8'dir. Şimdi sinüs alfanın ben 0.8 olduğunu buldum ya. E kosinüs beta'nın da eksi 0.8 olduğunu buldum. Bana diyor ki bunları bir güzel topla. E ben bunları toplarsam 0 olur be hocam. O zaman cevabı da bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A şıkkındaki 0'da arkadaşlar. Tamam. Bak indirgeme formülleri ile alakalı ee, sana direkt soru sormaz ÖSYM. Yani bak indirgeme formülünü kullan ve sonucu ulaş demez. Diğer konuların içerisinde kazanımların içerisinde indirgeme formülünü bir araç olarak kullandırır. Veyahut işte periyot bulma gibi konular da var biliyorsun trigonometride. Periyot bulmak direkt karşına soru olarak çıkmaz. Periyot sorusu çıkmaz. Ama periyot bulmayı kullandığın, içerisinde kullandığın sorular olur sadece. Bunlar trigonometri için hep araçtır arkadaşlar. 13. örneğimize doğru geçiyoruz. Sayfamızın e, sol sütununun son sorusu. 13. soruda diyor ki ADC bir üçgenmiş. Tamam. AB 16 birim. Şurası 4 birim. DAB x'miş. CDAB çaplı yarım çembere D noktasında teğetmiş. Yani şurada da bir teğetlik var. Şimdi ben e, neyi soruyor? Tanjant eksi. Şuradaki açının tanjant değerini soruyor. Şimdi ben bu e, yarım çemberin merkezi şuradadır desem bu merkezden D noktasına şu şekilde bir doğru gönderdiğim takdirde bu doğru buraya dik olur hocam. Tamam. Burası yarı çaptı. Yarı çap 8'miş. O zaman burası da 8. Neden 8? E çünkü 16'yı iki eşit parçaya böldük az önce. 16 çaptı sonuçta. Ve daha sonrasında Burası 8 burası 8 ya bak burası da 8 biliyor musun? Çünkü orası da yarı çap sonuç olarak değil mi? E peki burasının 8 olduğunu bulduk buranın 12 olduğunu bulduk. Şurası kaldı oraya henüz bilmiyoruz ama şunu da biliyorum ki burası x ise artık şurada bir ikiz kenar üçgen gördüm bak. Şurası ikiz kenar üçgendir. 8 8 o zaman burası da x'tir diyebilirim. 2 tane iç bir tane dışa eşittir yani şurası nedir? 2x'tir hocam. Şimdi 2x derecelik bir açı için bir dik üçgen elde ettim sonuç olarak burada değil mi? Ve bu dik üçgende e, komşu dik kenarlardan bir tanesi 8. 64 yapar karesi. Şuraya k dersem k'nın karesini eklersem. Burası da 12'nin karesinden 144'ü vermek zorunda. O halde k kare dediğim uzunluk kesinlikle 80'dir. Ve 80 de 16 kere 5 olduğu için k sayısı burada kesinlikle 4 kök 5'tir. Bak burası da kaçmış hemen şurayı sildim senin için. Ve buraya da dedim ki 4 kök 5. Güzel. Şimdi tanjant x isteniyor benden. Hocam ben x'in tanjantını hesaplayamam lakin 2x'in tanjantını hesaplayabilirim. Şimdi 2x'in tanjant yani tanjant 2x dediğimiz değer hocam karşı bölü komşu yani 4 kök 5 bölü 8. Bu da bana kök 5 bölü 2'yi verir. 4 kök 5'i 8'e bölersem eğer. Peki ben tanjant x'i nasıl bulacağım? Yarım açı sayesinde mi? Yarım açıya dalmadan şunu yapabiliriz. Aklına bu çözüm her daim yer etsin, her daim gelsin. Ben buraya 2x dedim. Bu 2x'in şurası dik. Bu 2x'in tanjantı Karşısı kök 5'miş. Komşusu da 2'ymiş. Şimdi burası kök 5, burası 2 ise burası tabii ki nedir? 3'tür hocam Pisagor'dan. Şimdi buradan tuttum ve uzattım. Bu nereye kadar uzatıyorum hocam bunu? Şu şekilde uzatacaksın. Şuradaki açı x olana kadar. Kafana göre çiziyorsun ve diyorsun ki burası da x olsun. Şimdi üçgeni biz az önce öğrenmiştik. 2 iç bir dış yapıyorduk. Burası x ise o zaman burası da x'tir. Çünkü burası 2x olacaktır. Ve göründüğü üzere burada da bir ne oluştu? İkiz kenar üçgen oluştu. Bu ikiz kenar üçgende burası 3 ise demek ki burası da 3'tür. Ve ben artık bir x açısı ve bu x açısının içinde, içinde bulunduğu bir dik üçgen elde ettim. Madem öyle artık tanjant x'i hesaplayabilirim tabii ki. x'in karşısı kök 5, komşusu 5. Yani kök 5 bölü 5 bana tanjant ikisi verir. Yani cevabımız da A şıkkı olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 13. sorumuzda çözdük mü çözdük. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. 14. soruyla sağ üst tarafta. Bize ne deniyor? Pi bölü 2 ile pi arasında. Yani yine ikinci bölgede. Bir önceki sorularda da bunu görmüştük değil mi? Yine ikinci bölgede bir x açısı vermiş bize. 1 eksi cos kare kökü artı 1 artı cos kare kökü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Çok ama çok iyi iyi dinle beni. Burada bir uyarıda bulunacağım sana. Hocam trigonometride genellikle genellikle genelliyorum bu durumu. Kosinüs varsa ve kosinüsün yanında 1 veya eksi 1 varsa o 1'i ve eksi 1'i yok edeceğim hocam. Tamam. E şimdi bakıyorsun burada kosinüs var kosinüs var. Hemen dibinde de bunların 1 var ve 1 var. Şimdi i̇kisinde de artı bir var, o artı birleri yok edeceğim. Şimdi ben birinci ifade için, yani şurası için 1 eksi dedim. Birden çıkardığım için kosinüsün yarım açı formülünü kullanacağım ve birli yarım açı formülünü kullanacağım. Yani 1 eksi iki sin kare x bölü ikiyi kullanacağım. Ve tabii ki bir de bunun nesi var? Karekökü var. Artı yine bir karekök içerisinde. 1 artı kosinüs x demişti. 1 artı bu sefer eksi 1 olanı kullanacağım. O da hangisidir? 2 çarpı kos kare. 2 çarpı kos kare x bölü 2 eksi 1. Bak eksi 1'liği kullandım. Şimdi ben bunları toplarsam içeride artı 1 ile şuradaki eksi 1 bak içeri dağılınca gider. Buradaki eksiği şununla çarparsam artık burası da 2 çarpı sin kare x bölü 2 gelir. Ve bir de bunun kare kökü var tabii ki artı. Yine kare kök içerisinde Bak buradaki 1 ile buradaki eksi 1 gider ve içeride sadece 2 çarpı cos kare x bölü 2'nin ta kendisi kalır. Şimdi ben burada şu 2'yi ve şu 2'yi dışarı kök 2 olarak atıp kök 2 parantezini tabii ki de alabilirim bu durumu. Kök 2 parantezinde sin karenin kare kökü sinüs yapar ama nasıl yapar mutlak değer içinde çıkacaktır değil mi? Yani burası sinüs x bölü 2 oldu. Ve artı burası da o zaman yine kök 2 parantezine zaten almıştım. Kare kurtarırsam mutlak değer içerisinde kosinüs x bölü 2 diye çıkacaktır. Güzel. Şimdi ben bunları mutlak değer dışına nasıl çıkaracağım? Olduğu gibi mi çıkaracağım? Eksiyle mi çarpacağım? Buna karar vermem gerekiyor. Şimdi benim x açılarım 90 ile pi arasındaydı. Ama bana hangi açılar lazım şimdi? x bölü 2'ler lazım madem öyle ben eşitsizliği 2'ye bölersem x bölü 2 elimde kalmış olur. 2'ye böldüm pi bölü 4 yaptı. Burayı 2'ye böldüm pi bölü 2 geldi. Yani 45 ile 90 aralığında geldi. 45 ile 90 aralığında sinüs de kosinüs de zaten pozitiftir. Demek ki mutlak değer dışına olduğu gibi çıkaracağım bunları. O halde kök 2 parantezinde burası sinüs x bölü 2 yapmış oldu. Ve artı burası da kosinüs x bölü 2 yapmış oldu. Ama gel gör ki Böyle bir ifade şıklarımızda yok. Şimdi biz yaptığımız işlemlerden emin olacağız. Deneme sınavlarında sıkça başına geliyordur. Emin olmadığın sorulara hala işlem yapmaya devam ediyorsan sonucu ya bulamazsın ya da yanlış bulursun genel itibariyle. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyormuş gençler? Bu ifadeden emin olacağız önce. Kök ikili bir şeyler görüyor muyuz? Bak şurada iki parantezini alıp şurada iki parantezini alıp dışarı falan atarsan kök ikili bir şey geliyor. Demek ki doğru yoldayız. Yani e, bu durumu farklı şeylere çekmeye lüzum yok. Ben şunu birazcık üst tarafa taşıdım ve diyorum ki bu sinüs x bölü 2 ile kosinüs x bölü 2'nin toplamı ne yapacağım hocam? Sinüs x bölü 2 ve artı kosinüs x bölü 2 için ben bu ifadeyi A dersem, bu ifadenin adı A olsun. Şimdi ben her iki tarafın karesini alırsam sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 artı 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 gelecektir. Ve bu da a'nın karesine eşit olacaktır. Şimdi senden ricam şu şunları gör. Sin kare x bölü 2 ile kos kare x bölü 2'nin toplamı ne yapar hocam? Hocam tabii ki de burası 1 yapar. Peki 2 çarpı sin çarpı kos neyi anımsatıyor sana? Sinüs yarım açı formülünü yani sinüs 2x'i. E buradaki açı x bölü 2 ise ben bunu 2'ye katlarsam x yapar. Demek ki burası da neymiş? Sinüs x'miş. Yani 1 artı sinüs x a kare miymiş? Evet. 1 artı sinüs x a kare ise a nedir hocam? Tabii ki de 1 artı sinüs x'in kare köküdür. Ve şimdi zamanı geldi. Biz neyi arıyorduk hocam? Bak şurayı bulduk. Burasına ben a demiştim. A dediğim şey 1 artı sinüs x'in kare kökü geldi. Kök 2 ile bunu çarparsam ikisi de kare kökte olduğu için 2'yi içeride çarpacağım. Karekök içerisinde 2 artı 2 çarpı sinüs x gelecek ve karekökü kapatacağım. Cevap da budur diyeceğim. O halde doğru cevabım benim. B şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız da buydu. Evet gayet güzel ve tatlı bir soruydu. İşlemsel olarak biraz kalabalıktı ama size verdiğim sözü olabildiğince tutuyorum farkındaysanız. Demiştim ki kazanımı yüksek sorular olacak gençler kazanımı yüksek sorular olmalı ki zaten 40 soru serisinin amacı bu. Ee, 40 soru serisinde bizim öğrencilerimizi başarıya nasıl ulaştırdığımızı e, buradan tekrardan yine göstermiş oluyorum. Diyorum ki arkadaşım bir soruyla yani bu bunu soru bankası sorusu olarak düşünmeyeceksin. Bir soruda sana en az 5 5-6 tane ben soru tekrar ettiriyorum. Niye bir sürü kazanım işliyoruz çünkü. Tamam? E tabii ki ilk baştaki sorular öyle değildi. Konu başlangıç soruları oluyordu ama konu başlangıç sorularını bile elimden geldiğince temel seviye olarak tutmamaya gayret gösterdim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bizim amacımız burada zaten konuları tekrar etmek ve 40 tane soruyla tekrar ederken de en az 200 soruluk bir kazanım elde edelim. Bu şekilde ancak tekrar olur ve bence çok da güzel oluyor bu tekrarlar. 15. sorumuzdayız artık. ABCD'nin bir yamuk olduğu bilgisi var elimizde. ABCDC'ye paralel tamam DC 8 Burası 4 Burası 5 burası 7 ve x kaç santimdir diye sorulmuş bize Şimdi gençler öncelikle e, burada şu kenarıyla AB kenarıyla DC kenarı birbirine paralel olan bir yamuk görüyorum ben Ama şu AD kenarıyla paralel olan da bir e, kenar olmuş olsaydı işte o zaman bir elimde paralel kenarım olurdu yani şu şekilde değil mi e o zaman neden benim bir paralel kenarım olmasın ki? Olsun abi. Burası paralel kenar olursa burası 5'te tabii ki de burası yine 5 olacaktır. Tamam bu cepte. Daha sonrasında eğer ki ben şurayı x olarak seçersem tabii ki doğal olarak x demeyelim x var. Şurayı alfa olarak seçersem tabii ki burası da alfa olacaktır. Paralel kenarın bir özelliği ve doğal olarak şurası da ne olacaktır? 180 eksi alfanın ta kendisi olacaktır. Burası 4 ise ve ben artık bir paralel kenar oluşturduysam burası da 4'tür. Ve tabii ki de gençler şuranın tamamı 8 ise ve burası 4 se, tabii ki burası da 4'ün ta kendisidir diyeceğim. Şimdi benim elimde neler var bir bakalım. Hocam 5 var, 4 var, 180 eksi alfa var bir de x var. Resmen soru soru bana diyor ki kosinüs teoremi yapacaksın bunun için hazırlan. Tamam ama ben buradaki kosinüs 180 eksi alfayı bilmem gerekiyor. Kosinüs 180 eksi alfa aynı zamanda 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek. Bak indirgeme inceyi gör. inceyi gör. İndirgeme formülü. 180'den çıktığı için isim değişmez ama ikinci bölgede olduğu için negatiftir. Yani eksi kosinüs alfayı benim elde etmem lazım. O zaman kosinüs alfayı bulsam yeterli. Kosinüs alfayı nasıl bulurum? alfayı biliyorum, 5'i biliyorum, 4'ü biliyorum, 7'yi biliyorum. Daha ne olsun? O halde ben 7'nin karesi diyeceğim 49. Eşittir 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Buradan kosinüs alfayı elde ederim çünkü tek bilinmeyen o, o şu an. 25'te 16'nın toplamı 41 yapar ben bunu bu tarafa atarsam 8 kalır. 8 eşittir eksi şurası ne yapar? 8 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedim. Şu 8'de şu 8'i sadeleştirdim eksiyi karşıya attım eksi 1 kaldı. 5'i de karşıya postalarsam kosinüs alfanın aslında bakarsanız eksi 1 bölü 8'in ta kendisi 8 değil 5'in ta kendisi olması gerektiğini görebilirim. E şimdi bana ne lazımdı? Eksi kosinüs alfa. E şimdi kosinüs alfa eksi 1 bölü 5 ise eksi kosinüs alfa da tabii ki 1 bölü 5'tir yani pozitiftir. Şimdi devam. Hocam ben geldim buraya. Karşı tarafta x var. x'in karesi dedim eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi yani yine 41. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı Kosinüs 180 eksi alfa yani eksi kos alfa yani 1 bölü 5 diyeceğim. Tamam. Ve buradan da fark ettiysen şu 5 ile şu 5 birbirini götürür. 41'den 8'i çıkarırsak ne kalır? 33 kalır. 33 eşittir x kare ise tabii ki x burada kaçtır? Kök içerisinde 33'tür. Benden x sorulmuştu. Doğru cevap c şıkkında verilmiş derim Ve c'yi işaretlerim. Tamam mı güzel kardeşim? Evet. Devam. 16. sorumuzdayız. Güzel bir aslına bakarsan, periyot sorusu denilebilir. Periyot sorusuyla alakalı böyle bir kazanımaz ait soru sorulabilir mi? Bak sorulabilir. Öyleyseyse de sorabilir. Ama dediğim gibi direkt olarak e, sana periyodu uygulatmaz. Farklı bir soru daha sorması lazım onun içerisinde. Şimdiye kadar hiç tek başına periyot sorusu sormadı. Çünkü periyot bulmak zaten çok basit. Aşağıdaki kartezyen koordinat düzleminde y eşittir 3 çarpı sinüs 8 x fonksiyonunun bana grafiğini vermiş. Ve diyor ki köşeleri a, b ve c olan üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi hocam köşeleri a, b, c ise ben bu üçgeni şu şekilde elde edebilirim. Şunu şu, şu şekilde çizdim bunu da bu şekilde çizdim ve köşeleri a, b, c olan bir üçgen ortaya çıktı. Dikkat ettiysen buradaki fonksiyonumuz sinüs fonksiyonuydu yani bir periyodik fonksiyon. Ve şu noktadan şu noktaya gelene kadar da bir periyodunu tamamlamış olur. Bir periyot. Neden? Çünkü zirve yaptığı yer burası iken ikinci zirve yaptığı yer burasıysa demek ki arada sadece bir periyot kadar uzunluk vardır. Ve bu periyot uzunluğunu da nasıl bulabilirim ben? Fonksiyonun periyodunu bularak. Periyot bulunurken şuradaki 3'ün hiçbir katkısı olmuyordu. Sinüsün kuvvetine bakıyorduk. 1 yani tek sayı. Sinüsün kuvveti tek sayıysa periyodu nasıl buluyordum? ...T, Y diyelim. Y fonksiyonunun periyodu için eşittir. T'ye periyot diyorduk biliyorsunuz. Bunun için artık şunu yapacağız. 2P bölü tek tekse 2P'ye bölüyorduk. Bölü mutlak değer A. A ne burada? 8. Dolayısıyla 2P bölü mutlak 8. Yani P bölü 4 benim periyodumdur. Buradaki periyot uzunluğu P bölü 4 ise demek ki... ...şurası A ile C arası P bölü 4'tür. Tamam, güzel. Ben eğer burada bir üçgen hayal etmemi istiyorsa soru benden ve ben bu üçgeni, hayalimdeki üçgeni buraya çizdiysem, şu an o üçgenin tabanını buldum. Şimdi bana bu üçgenin yüksekliği lazım. Yani neresi hocam? İşte şuradaki yükseklik gerekiyor bana. Ben bu yüksekliği nasıl bulurum? Sinüsün alabileceği en küçük değerden alabileceği en büyük değere kadar olan kısmın uzunluğu lazım bana. Bu da normal şartlar altında biliyorsun eksi 1 küçük veya eşittir sinüs x o da küçük veya eşittir 1'dir. Ve dışarıdan dışarıdan bu sinüs fonksiyonunu gitmiş 3 ile çarpmış. Bak içerisi ne olursa olsun biliyorsun sinüs daima eksi 1 ile 1 aralığında değerler alıyordu. Ama gitmiş bunu dışarıdan 3 ile çarpmış. O halde bu fonksiyonun görüntü kümesi de 3 ile çarpılmalı. Görüntü kümemiz eksi 1 ile 1 bir aralığıydı. 3 ile çarparsam eksi 3 küçük veya eşittir. 3 çarpı sinüs x o da küçük veya eşittir 3 olur. Yani bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer 3 eksi 3 iken en büyük değer artı 3'tür. Demek ki buradaki mesafede 6'dır diyeceğim. Taban belli yükseklik belli artık neyi bekliyoruz? Helva yapalım. Pi bölü 4 çarpı 6 bölü 2 dedim. Ters çevirip çarparsam 6 pi bölü 8'in ta kendisi yapar. 2 ile sadeleştirirsem 3 pi bölü 4 bana cevabı verir. Cevabım da C şıkkı olur diyeceğim sevgili gençler. Evet 16. sayfamızda 16. sorumuzu da bu şekilde çözdük ve artık sayfamıza birazcık uzaktan bakabiliriz. Gençler bu bizim 3. sayfamızdı ve 3 sayfada toplam 16 tane birbirinden güzel soru çözdük. Şu sayfa çok hoşuma gitti gayet kalabalık görünüyor ama düzenli. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir. Sonra dönüp baktığın takdirde nerede hangi işlemi benle birlikte yaptığın işlemi bile Nerede nasıl yaptığımızı sayfanın neresine yazdığımızı çok iyi hatırlarsın eğer düzenli yazarsan. Düzenli yazmazsan zaten vay haline. Ne kadar anlasan da yani düzenli yazmayan bir çocuğun dersten aldığı verim %60 ise düzenli yazanın aldığı verim %80'dir arkadaşlarım. Lütfen bu aradaki üçte birlik farkı unutmayın. Geçelim 17'ye. Şimdi uygun tanım aralıklarında bir fx fonksiyonu verilmiş. Bu fx fonksiyonu trigonometrik bir fonksiyon. Hatta arc kosinüs demiş. Ters fonksiyon var içerisinde. İşte bu fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir? diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi shorts videolarından da görmüşsünüzdür veya diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Bunun tersini bulmanın kolay bir yolu var ve ben bu yolla çözeceğim şimdi. Umarım ilk defa gören arkadaşlarım da anlayacaktır. Önce x'e uygulanan işlemleri adım adım yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela birinci olarak burada x'in küpü alınmış görüyorsunuz. Hemen yazıyorsunuz bunu Türkçe olarak. Küp al diyorsunuz. Tamam mı? Daha sonrasında ikinci işleme bakacağız. İkinci işlemde burada dörde bölmüş. Hemen dörde böl dedim. Daha sonrasında üçüncü işleme bakıyorum. Burada beş eklediğini görüyoruz. Beş ekle dedik. Ve sonrasında da buradaki işlem bittikten sonra ark kosinüs almış. Dördüncü işlem ark kos al dedim. Şimdi Artık x'e uygulanan işlemler fonksiyonda bittiğine göre ben fonksiyonun tersini bulmaya hazırım demektir. Tersten başlıyorsunuz. 4, 3, 2, 1 biçimde gideceğiz. Ve bütün işlemlerinde tersi, terslerini yapacağız. Yani anti işlemlerini yapacağız tabiri caizse. Ark kosinüs almanın tersi biliyorsunuz ark kosinüs fonksiyonunun ters fonksiyonu da kosinüs fonksiyonu oluyor. O halde ark kosinüs almak yerine ben x'in kosinüsünü alacağım. 5 eklemek yerine bundan 5 çıkaracağım arkadaşlar. 4'e bölmek yerine bu ifadeyi 4 ile çarpacağım. Ve küp almak yerine de tabii ki küp kök alacağım. Yani sevgili arkadaşlarım fonksiyonumuzun tersi artık bu oldu diyebiliriz. E şıklarda yok hocam olmaz tabii bu 4'ü içeri dağıtacaksın. Küp kök içerisinde 4 çarpı kosinüs x eksi 20 olacak arkadaşlarım bizim fonksiyonumuzun tersi. Bu da bize hangi seçenekte verilmiş? A seçeneğinde bakın mevcut cevabımız da A oldu diyebiliriz. Evet fonksiyonun tersini bu biçimde basit bir şekilde alabilirsin. Ama dikkat edeceksin fonksiyonda bir tane x değeri olacak. Yani sen gidip x kare artı x fonksiyonuna bunu tabii ki uygulayamazsın. Burada bir tane x kalacak biçimde bu fonksiyonu ayarlaman lazım. Bu fonksiyonu ayarlayabildiğin takdirde tersini bu şekilde basitçe alabilirsin. 18. sorumuzdayız artık. 18. soru için biraz uzaklaşmakta fayda var ve bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Analog saatlerde saati belirten çubuk akrep, dakikayı belirten çubuk da yelkovan olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Pekala. Ne demiş şimdi bize? Akrep uzunluğunun 4 cm, yelkovan uzunluğunun da 5 cm olan bir saatin görseli verilmiş bize. Saat tam 22 geçe akrep ve yol kovanın konumları da analog saat üzerinde verilmiş. Saat 22 geçiyormuş. AOB üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şuradaki üçgenin sevgili arkadaşlarım alanı soruluyor bize. Şimdi nasıl yapabiliriz? Öncelikle şunu bilmem gerekiyor benim. Yel kovan dediğim uzun çubuk ve akrep dediğim kısa çubuk arasındaki ilişkiyi anlamamız lazım dönüş süreleri arasında. Mesela yelkovan dediğimiz çubuk 60 dakika döndüğü takdirde yelkovan akrep dediğimiz çubuk aslına bakarsanız bu 60 dakika dönüyor ya bu bir saat ilerlemiş oluyor değil mi? Yani bir birim ilerlemiş oluyor. Şimdi birim dediğimiz şey burada saat o halde 60 dakika dediğimiz şey derece türünden ifade edelim. Yelkovanın 60 dakika dönmesi demek aslında 360 derece dönmesi demek. Akrebin bir saat ilerlemesi demek aslında hani tamamı 360'daki 360 dereceyken burada 12 tane bölme olduğu için e, bir bölme yani 2 saat arası 30 dakika yani 30 derece diyebilirim. Yani bir tanesi 360 derece döndüğünde diğeri 30 derece dönüyor. Pekala güzel. Şimdi şöyle diyeceğim ben. E, saat tam 6 iken yani 06 çift 0 iken. Tamam mı? Bir tanesi şu tarafa doğru duracak. Diğeri de bu tarafa doğru duracak. Böylelikle aralarında 180 derecelik bir fark olacak değil mi? Peki 22 dakika demişiz ya 22 dakika. Şimdi 360 derece döndüğünde 60 dakika hareket ediyorsa bizim yal kovanımız 22 derece 22 dakika döndüğü zaman yani 22 dakikalık bir hareket yaptığı takdirde kaç derece hareket eder? Önce bir bunu bulalım. Bunu bulabilmek için 22 ile 360'ı çarparım 60'a bölerim. Böylelikle 60 360'ı sadeleştirdim. 6. 6 kere 22 de bana 132'yi verir. Şimdi bu 132 derece hareket edecek. Şuradaki yelkovan kovan 132 derece hareket etmiştir diyebiliriz. Yani aslına bakarsan şurası 132 derece. Ama şöyle de bir durum var. Şöyle de bir durum var. Bizim yelkovanımız kovanımız 360 derece hareket ettiğinde akrep 30 derece dönüyordu ya. E 132 derece dönerse 132 derece dönerse yan kovan bu kaç derece hareket eder? Bir de buna bakalım. Bunun içinde tabii ki 132 ile 30'u çarpıp 360'a bölmem gerekiyor. 132 çarpı 30 bölü 360 dedim ben burada. Ve daha sonrasında şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 3 ile de 36'yı sadeleştirdim. 12. 132'yi 12'ye böldüğüm takdirde bu 11 kere 12 olduğu için 132. Bu da bana 11'i verecektir. Yani sevgili arkadaşlarım Akrebimiz de burada 11 derece hareket etmiş. E Şuranın tamamı 180'de şuraya ne kalır? 48 derece kalır. Demek ki buradaki akreple yelkovanın arasındaki açının ben 11 artı 48'den 59 olması gerektiğini anladım. Çok güzel. Şimdi şu akrep şu yelkovan. Üçgende burada temsili olarak gösterdim. Şurası 4. E hocam burası 5. E aradaki açının da ben 59 derece olduğunu gördüm. Ben buradaki üçgenin alanını nasıl bulurum? Sinüs alan teoremiyle. Yani 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı sinüs alfa yani sinüs 59 biçiminde ifade edebilirim. 4 ile 2'yi sadeleştirirsem burada 2 kalacaktır. 2 kere 5 10 yapar. 10 çarpı sinüs 59 derecede bana cevabın ta kendisini verir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet çıkar mı? Sınavda çıkmayabilir. Çünkü bu derece dakika kavramlarını tamam mı? Ee, ÖSYM uzun yıllar önce sormayı bıraktı. Eskiden saat problemleri diye problem çeşidimiz vardı hatta arkadaşlar. Saat problemleri. ÖSS zamanında çıkardı. Tek tek anlatırdık. Derdik ki işte bir e, 1 saat 360, 1 saat 60 dakikadır. 60 dakikada e, 60, 60 dakikada 3600 saniyedir diye dakika'yı saniye, saniye'yi saniye şeye çevirdik, saati falan çevirirdik ve gerçek anlamda analog saatlerin üzerindeki birisi kaç birim hareket ettiğinde kaç derece hareket ettiğinde diğeri kaç derece hareket eder bunların hepsini hesaplamalarını yaptırdık öğrencilere. Ama dediğim gibi uzun yıllar önce kaldırıldı. Ama kaldırılsa dahi burada basit hesaplamalarla biz e, bir trigonometri sorusu yazabildik basit hesaplamalarla diyorum Neden Çünkü herkes analog saati biliyor aşağı yukarı analog saati bildiğimiz için de bir tam turun 360 derece olduğunu bilmemiz veya 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman 2 saat bölmesi arasındaki mesafenin 30 dereceye eşit olduğunu falan her şeyi bildiğimiz için bu tarz bir soruyu da çözebiliriz diye böyle bir soru koydum Umarım ufkunu genişleten bir soru olmuştur sinüs alan sinüs alan teoremini de bu şekilde kullanmış olduk Devam ediyorum arkadaşlarım. 19. sorumla sağ üst tarafta. Aşağıdaki şekilde dikdörtgenler prizması verilmiş bize. AB ile BC birbirine eşit ve 3 birimmiş. CC üssü de 4 birimmiş. Yani şurası yükseklikte 4'müş. Pekala. A üssü BC C üssü açısı e değeri kosinüs A üssü BC C üssü kaçtır diye sorulmuş. Yani aslına bakarsan şuradaki açının şuradaki 3 boyutlu olarak düşüneceksin. Buradaki açının kosinüs değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben şuranın 4 olduğunu biliyorum. Şurasında dik olduğunu biliyorum. 3-4 şu uzunluğun yani A üssü B uzunluğunun 5 olması gerektiğini elde ettim. Yine aynı şekilde şuranın da dik olduğunu biliyorum 3 boyutlu olarak düşünürsen. Burası 3 burası 4 ise tabii ki yine BC üssü üstü uzunluğu da yine 5'tir. Ve sonrasında şu uzunlukla şu uzunluğu yani bu köşeyle A üstüyle C üstüyü birleştirirsem buranın da bak iyi dinle hocam şurası 3'tü e burası 3 ise karşısı da 3'tür e burası da diktir 3 3 buranın ben 3 kök 2 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum artık. Şimdi bizim elimizde 3 boyutlu olarak e, duran şöyle bir aslına bakarsan üçgenimiz oluştu. Şuradakini çektim bak sağ tarafa. Şurada bize sorulan üçgen var ya şu. Bu üçgeni ben dışarı çıkardım. Buraya aldım. Şimdi şu kısmın 3 kök 2 olması gerektiğini biliyorum. Şuranın 5 olmasını buranın da 5 olması gerektiğini buldum. Ve şuradaki aradaki açıyı alfa dersem benden istenen şey kosinüs alfa. Ve artık rahatlıkla burada ben kosinüs teoremi uygulayabilirim. 3 <laughs> kök 2'nin karesini aldım 18. Eşittir 5'in karesi 25 artı yine 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedim. Burada tek bilinmeyen kosinüs alfadır. Bundan kaynaklı da kosinüs alfayı artık bulabilirim. 25'te 25'in toplamı 50 yapar. 50'yi bu tarafa gönderirsem burada bir eksi 32 kalacaktır? Eksi 32 eşittir. Eksi 2 çarpı 25 çarpı kosinüs alfa dedim. Buradan her iki taraftaki eksileri götürdüm. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 16 eşittir. 25 çarpı kosinüs alfa kaldığına göre artık kosinüs alfanın da buradan 16 bölü 25 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylerim. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet umarım anlamışsındır. 3 boyutlu cisimleri öğrenciler birbirlerini anlamıyorlar. Bazen öğretmen de öğrenciyi anlamıyor. Bazen öğrenci de öğretmeni anlamıyor. Şundan kaynaklı burada kimse kimsenin beyninin içini göremiyor. Beyninin nasıl çalıştığını da bilmiyoruz. Şimdi bazı öğrenciler bu üç boyutlu cisimleri, katı cisimleri çok rahat anlarken, inanılmaz derecede rahat anlarken bazı öğrenciler orada üç boyutlu cisim olduğunu bile göremiyor. Bu zekamızın e, nasıl çalıştığıyla alakalı. İşte kimisi görsel bir zekaya sahip olup bunu çok rahat bir şekilde görüyor ve arkadaşına diyor ki "Nasıl lan?" diyor oradaki diyor üç boyutu görmüyor mu oğlum bak derinliği var diyor, yüzeyi var diyor. Görmüyor musun diyor? Üçgen burada Iç, ta, iç tarafta duruyor sanki diyor salonun bir köşesine koymuş da diğer iki köşesine de bunu takmış gibi duruyor diyor. Ama diğeri de diyor ki yok oğlum diyor bu dümdüz şekil. Yani öğrenci bunu düzlem olarak algılıyor. Bundan kaynaklı ben hiçbir öğrenciye şey demiyorum hani bak nasıl göremiyorsun lan bunu işte üç boyutlu falan diyemiyorum. Çünkü dememem gerekiyor. Arkadaşlar herkes görecek diye bir kural yok ama olabildiğince size bu şekilde üç boyutu görselleştirmeye çalıştım şu çizgiler falan bir derinlik katsın diye göstermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuştur. 3 boyutlu katı cisimleri e, fark edemeyen, anlayamayan arkadaşlarım için yararı olmuştur diye umuyorum. Evet, 20. sorumuzdayız artık. Yanda verilen ABC üçgeninde A'nın teta türünden eşiti sorulmuş bize. BC'nin de 4 birim olduğu dile getirilmiş. Öncelikle BC 4 birimse bak şurası 4'tür ve burada da bir dik üçgen olduğunu görüyorsun. Aslında bu 4 bizim bu dik üçgenimizin hipotenüsüdür gençler. E burada da teta derecelik açı görüyoruz. O halde şöyle diyeceğim. Teta'nın karşısına ben hipotenüs çarpı sinüs teta diyebilirim. Komşusuna da 4 çarpı yani hipotenüs çarpı kosinüs teta diyebilirim tabii ki. Peki şimdi de şuradaki dik üçgene odaklanmanızı rica ediyorum. Şu AHC dik üçgenine odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu AHC dik üçgeninde hipotenüsün 4 çarpı kos teta olduğunu biliyoruz. O halde A'nın yani karşı kenarın A'nın ne olması gerektiğini düşüneceğim ben. 4 çarpı kosinüs teta yani hipotenüs çarpı sinüs teta. Hipotenüs çarpı sin teta karşıdır arkadaşlar. Bundan kaynaklı da A aslında 4 kos teta çarpı sin teta ama gördüğünüz üzere seçeneklerimizde mevcut değil. Ama ben bunu 2 çarpı 2 çarpı sin teta çarpı kosinüs teta diye gösterirsem bence eminim çoğunuz artık geri kalanını anladı. 2 çarpı sin teta çarpı kos teta dediğim değer yani 2 sin kos bana sinüs 2 teta'yı verir. Yani sinüs e, yarım açı formülünden 2 çarpı burası artık sinüs 2 teta'dır ve bizim cevabımız karşımıza çıkar. Doğru cevap c şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 21 ile. 21. soruda sin 46 2 bölü 3 demiş. E, tan 49 1 ve kod 72 eksi 11 bölü 10 demiş. Olduğuna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla hangisidir diye soruluyor. Şimdi kod 72'ye ilk dikkatimi o çekti nedense. Kod 72 biliyorsun ki tanjant 18'dir. E, tanjant artan bir fonksiyondur birinci bölgede. Yani açı arttıkça kendisi de artar. Ve biliyorsun ki tan 45 derece dediğimiz ifade aslında 1'e eşit. Dolayısıyla tan 18 birden daha küçük bir sayıdır. Burası birden küçük. Birden küçük bir sayıdan birden büyük olduğunu görüyorum 11 bölü 10'un. Birden küçük bir sayıdan birden büyük bir sayıyı çıkarırsam sonuç negatif olacaktır. Dolayısıyla C kesinlikle negatiftir. C şıkkı ve E şıkkını da rahatlıkla eleyebiliriz tabii ki. Şimdi B şıkkına bakalım. Ne demiştik tan 45 1'di. Dolayısıyla tan 49 kesinlikle ama kesinlikle birden büyüktür. Çünkü tanjant artan fonksiyon demiştik. Birden büyük bir sayıdan 1 çıkarırsam sonuç pozitif olacaktır. Yani B kesinlikle pozitifmiş. Dolayısıyla elimizde sadece A ve B şıkları kaldı. Sin 46. Hani burası sin 45 olsa. Sin 45. Kök 2 bölü 2 olması gerekiyor buranın değil mi? Şimdi kök 2 bölü 2 ve 2 bölü 3'ü kıyaslayalım. Kök 2 bölü 2'nin hani köklü olarak kıyaslayamıyorsam eğer. Karesini alırsam 1 bölü 2 gelir. Bunun karesini alırsam 4 bölü 9 gelir. Bunları kıyaslayacak olursam paydalarını eşitlersem eğer ben bunu 9 da bunu 2 ile genişlettiğim takdirde 9 bölü 18 birisi gelir. 8 bölü 18 de birisi gelir ve 9 bölü 18'in 8 bölü 18'den daha büyük olması gerektiğini anlarım. Yani sin 45 2 bölü 3'ten daha büyükmüş. Peki sin 46. Sin üstte aynı tanjant gibi birinci bölgede artan bir fonksiyondur gençler. Birinci bölgede artan olduğu için ben şunu biliyorum ki sin 46 dediğim sayı sin 45 yani kök 2 bölü 2'den de büyük. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim ben? Sin 45 zaten 2 bölü 3'den büyüktü. E sin 46 da zaten e, sin 45'ten büyük. ve dolayısıyla bu dolaylı yoldan bundan daha büyük olmuş oluyor. Ve büyük sayıdan küçük sayı çıkarırsam pozitif bir sayıyla karşılaşırım. Doğal olarak cevabımız da artı artı eksi yani A seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Evet umarım anlatabiliyorumdur. Umarım beğeniyorsundur. Umarım yararları oluyordur senin için ki olduğundan eminim. Şöyle sayfalarımıza uzaktan bir daha şöyle bir bakalım. 4 sayfa çözdük şimdiye kadar ve bu 4 sayfada trigonometriyi 21 defa söyledik. Şimdi 22. defa söylemek için 22. sorumuzdayız pi bölü 2 ile pi aralığında yani 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede ikinci bölgede açılarımız var arkadaşlar. İçin, i̇kinci bölgede açılarımız var. Olmak üzere sin x büyüktür sin y, cos x büyüktür cos y ve tan x büyüktür tan y ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bana. Şimdi öncelikle ben ikinci bölgede bu fonksiyonların artan mı azalan mı olduklarını eğer bilirsem, bulursam Bunları çok rahat biçimde yapabilirim. Şöyle diyelim öncelikle. Şunu şu şekilde çektim. Daha sonrasında şuraya da bir tane birim çember kondurdum. Tamam ikinci bölgenin şurası olduğunu gayet iyi biliyoruz biz. Şimdi x dediğimiz açı y dediğimiz açıdan daha küçükse x burada bir yerdedir y de burada bir yerdedir. Görsel sizi yanıltmasın sanki y daha küçük gibi duruyor ama benim açılarım normal şartlar altında şurası ve şurası biliyorsun. Dolayısıyla y x'ten daha büyüktür. Şimdi ikinci bölge için sinüsün, kosinüsün artan azalma, azalanlığı muhabbetine gireceğiz. E, önce sinüse bakalım. Sinüs burada sıfırdı, burada birdi. Yani e, açı büyüdükçe sinüsün küçüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sinüs burada azalan diyeceğim. Sinüs azalan bir fonksiyon ikinci bölgede. Tamam, Azalanlığı da aşağı yönlü okla gösterdim, ifade ettim. Kosinüse bakalım şimdi. E, Kosinüs de hocam, şunları da silelim şurada. Kosinüs 90'da 0'dı, Burada da eksi 1. 0'dan eksi 1'e gidene kadar gördüğünüz üzere azalıyor. Ama normalde açı artıyor. Açı arttıkça kosinüs azalıyorsa demek ki kosinüs de azalan bir fonksiyonmuş. Şimdi geldim tanjanta. Tanjant 180 dediğimiz ifade aslına bakarsan sıfırın ta kendisidir. Ve tanjant 90'da tanımsızdır. Tanımsızdan sıfıra diye nasıl ifade edeceğiz? Şöyle ifade edebiliriz. Aşağı yukarı artık çoğumuz limit biliyoruz 12. sınıflarda dahil olmak üzere. Şimdi tanjant 90 dediğim ifade aslına bakarsanız sin 90 bölü cos 90'dır ya. Şu şekilde cos 90'dır değil mi? Hocam şimdi şöyle düşüneceğim ben. sin 90 1'di zaten. Cos 90 da 0'dır ama ben 0'ın civarına bakarsam yani kosinüsü hiçbir zaman içerisindeki açıyı 90 yapmazsam eğer Burası sıfıra yakın bir değer olacaktır. Mesela sıfırın sağ tarafı dersem eğer. 1 bölü sıfırın sağ tarafı da bana neyi verecektir? Tabii ki de oldukça büyük bir sayı verecektir. Yani sonsuz gibi. Tamam. Sonsuz gibi oldukça büyük bir sayı verecektir. Demek ki tanjantımız burada sonsuzdan sıfıra kadar azalıyor diyeceğiz. Ama tanjant burada neydi? Negatifti. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Eksi sonsuzdan sıfıra geliyor. Hmm. Tanjant negatifte eksi sonsuzdan sıfıra doğru yaklaşıyor. Şimdi eksi sonsuzdan sıfıra doğru bunlar büyür. Yani açı büyüdükçe tanjant büyüyorsa tanjant nedir? Artandır. Tamam. Şimdi güzel. Sinüsün ve kosinüsün azalan tanjantın artan olduğunu bulduk biz. Hocam madem azalıyor sinüs x y'den küçükken sinüs x sin y'den büyük olmalı azalansa. Doğru? 2'ye bakıyorum. Kosinüs de azalandı. x y'den normal şartlar altında küçüktü ama kosinüs kosinüs x kosinüs y'den daha büyük olmalı azalansa. O zaman bu da doğru. Hocam x y'den normalde küçüktü. Tanjant fonksiyonu artıyorsa tan x de tan y'den küçük olmalıydı. Büyük değil. O halde üçüncü öncül patladı. Cevabımız 1-2. Yani cevap B şıkkında verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 23 ile. İyi dinle bu soruyu. Güzel bir soru. Kosinüs üzeri 6x artı 3 sin kare x çarpı kos kare x artı sinüs üzeri 6x. Bu ifadenin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada 6. kuvvet var. Buradaki 3 şuradaki 3 bana çok farklı şeyler anımsatıyor. Ee, şu da sin karenin 6. kuvveti iken bu da kos karenin 6. kuvveti. Burada da sin kare kos kare falan var. Peki ben şöyle bir şey denemek istiyorum o halde. Sin kare x ile kos kare x'in toplamının küpünü açmaya çalışsak neler buluruz acaba? Şimdi birincinin küpü sin üzeri 6x yapar. Artı 3 çarpı birincinin karesi yani sin üzeri 4x çarpı ikincinin kendisi yani cos kare x artı 3 çarpı sin kare x çarpı cos üzeri 4 x ve artı ikincinin küpü yani cos üzeri 6 x. Ben bunu nasıl açtım? A artı b'nin küpünden yaptım. A artı b'nin küpü neydi? A küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b'nin küpüydü. Bu açılımdan faydalanarak biz bunu yaptık tamam mı? Şimdi burada bu ifade buna benziyor ama aynısı değil. Yani sin üzeri 6x var, sin üzeri 6x var, kos üzeri 6x var, kos üzeri 6x var. Eyvallah. Ama yani şuradaki üçler de benziyor da yani hani burada bir tane ifade var, burada iki tane var. Ne yapacağız? Ortak çarpan parantezini alalım. Mesela Şurada cos kare x var. E burada da cos kare x var. Burada sin kare x var. Burada da sin kare x var. Burada 3 var. Burada da 3 var. O halde ben bu ortadaki ifadeyi yani şu kısmı arkadaşlarım 3 sin kare x çarpı cos kare x parantezini alırsam şurada bir sin kare x kalır. Artı şurada da bir cos kare x kalır. Ve dikkat ettiysen sin kare x ile cos kare x'in toplamı daima 1'dir. Yani buradaki ifade sadece buna eşitmiş. E şu, şu ve şunun toplamı zaten bana burayı veriyor mu? Veriyor. Demek ki benim bu ifadem aslına bakarsan direkt olarak sin kare x artı kos kare x'in karesiymiş. Pardon küpüymüş. E sin kare x artı kos kare x'e biz az önce ne dedik? Bir demedik mi? E en temel trigonometrik özdeşlikti değil mi? E burası 1 ise 1'in küpü ne yapar? 1 yapar. Demek ki cevabımız da d şıkkına eşitmiş diyebiliriz. 23. sorumuzu da çözdüğümüze göre... Alt taraftaki 24'e geçebiliriz. Ee, bir hem ters trigonometrik fonksiyon sorusu, hem indirgeme sorusu, hem üçgen çizdirme sorusu, ne ararsan var yani. Bir bakalım hadi beraber. Şimdi ben arktanjant tanjant 3'e. E, bu bir açı belirtiyor. Ne demek aslında? Bu tanjantı 3 yapan açı demek, değil mi? Ark tanjant 3 demek. Ben buraya alfa dersem. Buradaki ifademiz aslında şuna eşittir. Kosinüs pi eksi 2 alfa'ya eşittir. Şimdi biliyorsun ki pi'den çıkardığımız için yani 180'den çıkardığımız için isim değişmiyordu. İkinci bölgeye düştüğü için de kosinüs burada ne oluyordu? Negatif oluyordu. Demek ki aslında burası eksi kosinüs 2 alfanın ta kendisiymiş. Benden bu isteniyor hocam. Eksi kosinüs 2 alfa isteniyor. Peki tamam sıkıntı yok. Eksi kosinüs 2 alfa için bu isteniyor dedim ya. Benim elimde şöyle bir ifade vardı. Ark tanjant 3 ark tanjant 3 eşittir alfa demiştim. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki tanjant alfa eşittir 3'tür. Peki ben tanjant 2 alfayı hesaplayabilir miyim? Tanjant 2 alfayı tabii ki hesaplarım. Nasıl hesaplayacağım? Bu açılım yaparsam 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Bu neydi? Tanjant yarım açı formülüydü değil mi? E, tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum ben 3. Hocam burası da 3 3'ün karesi 9 yapar. Üst taraf 2 kere 3'ten 6. Alt taraf 1'den 9'u çıkardım. Eksi 8 yani eksi 3 bölü 4 geldi tanjant 2 alfa. Güzel bir sıkıntımız yok şimdilik. Benden eksi kosinüs 2 alfa istenmişti ya. Ben hemen bir üçgen çizmek istiyorum gençler. Bu üçgende şuraya 2 alfa demek istiyorum. Şurası 90 olsun diyeceğim. Ve tanjantımız 3 bölü 4 ise 3 burasıdır 4 burasıdır. Eksi 3 bölü 4'tür lütfen unutmayalım. Ve sonrasında şurasında 5 olması gerektiğini söyleyebilirim tabii ki. E bana kosinüs 2 alfa lazımdı. Yani 4 bölü 5 lazımdı. Şimdi tanjantın negatif olduğu yeri düşünecek olursak ikinci bölge mesela. Değil mi? İkinci bölge. Ve bu ikinci bölgede sevgili arkadaşlarım e, ...tanjant negatif, kosinüs e, de negatif. E şimdi o zaman 4 bölü 5 diyorsam... ...demek ki burası eksi 4 bölü 5 olacak. E başında da eksi vardı, eksilisi soruluyordu. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. O halde burası 4 bölü 5'in ta kendisidir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Buraya kadar her şey normalse... ...24. defa söyledik trigonometriyi. Şimdi geçebiliriz 25. sorumuza sağ üst tarafta gençler. 25. soru için... ...güzel de bir sorudur kendileri sınavda karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksek olan trigonometri öncüllü sorusudur. Trigonometriden genel itibariyle ÖSYM çok öncüllü soru tercih etmez. Lakin tercih ettiği takdirde de bu öncüllü soru gerçek anlamda standardın bir tık üstünde olan bir sorudur. Bu da buna benzer bir soru. Lütfen dikkatli dinlemeyi, dinlemeyi unutmayın. Aşağıda verilen bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi 1 eksi sinüs 50 var burada. Hocam ben buradaki biri sin kare sin kare 25 olarak yazsam artı kos kare 25 olarak yazsam. Tamam. Sin kare 25 artı kos kare 25. Tamam. Eksi şu sinüs 50'ye de yarım açı uygularsam 2 çarpı sinüs 25 çarpı kosinüs 25 yapar mı? Yapar. Şimdi tabii bir de bunun nesi var? karekökü var değil mi? Şu şekilde tuttum. karekökü de bu şekilde ifade ettim. Şimdi bakıyoruz buraya. Birincinin karesi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. ikincinin karesi var. Demek ki aslında içeri, içerisi sinüs 25 eksi kosinüs 25'in karesini imiş. Bir de bunun karekökü var demiştik. Ve tabi buradaki, buradaki kare ile buradaki karekök birbirini götürdüğü takdirde bu dışarı mutlak değer içerisinde sin 25 eksi kosinüs 25 olarak çıkacaktır. Değil mi? Mutlak değer içinde bu şekilde çıkacaktır. E şimdi burada mutlak değerden ben bunu nasıl kurtarırım? Şu şekilde daha önceki sorulardan birinde daha yapmıştık bunu. Sin 25 mi büyük, kos 25 mi büyük buna karar vereceğiz. Ve ben size aynen sayfanın şu şekilde bir yerine demiştim ki eğer ki burası 45 derecelik açıysa 0'dan 45'e kadar kosinüs büyüktür. 45'ten 90'a kadar sinüs büyüktür demiştim. O halde 25 derecelik açıdan bahsettiğimize göre kosinüs sinüsten büyük. Yani sin 25'ten cos 25'i çıkarırsam sonuç negatif olacaktır. Ve ben bu negatifliği engellemek adına da eksiyle çarparak çıkarırım dışarı. Yani bu aslında cos 25 eksi sin 25'e eşit olmak zorundadır. Yani buradaki ifademiz cos 25 eksi sin 25'miş. Öncülde bakıyoruz bize sin 25 eksi cos 25 olarak vermiş. Yani bizim bulduğumuzun eksilisi. Demek ki bu ifade bu öncül yanlış olacak arkadaşlar. O halde benim birinci öncülüm yanlıştır dedim. Geçiyorum ikinci öncüle. Şu kısmı sildim izninle. İkinci öncülü de buraya çözelim. Sinüs 6 m ise sinüs 12 4 m kare eksi 4 m üzeri 4'ün kareköküdür demiş. Garip değişik ama yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki de. Şöyle diyeceğim. Sinüs 6'nın m olduğu bir dünyada sinüs 12'yi ben sinüs 6 cinsinden nasıl ifade edebilirim? Hocam sinüs 12 dediğimiz şey 2 çarpı sinüs 6 çarpı kosinüs 6'nın ta kendisidir. Nereden? Yarım açılar. Pekala. Ben sinüs 6'nın zaten m olduğunu biliyorum. Peki kosinüs 6 nedir? Hocam kosinüs 6'yı bulabilmek için bir tane üçgen çizerim. Bu üçgen üzerinde derim ki şurası dik olsun. Şurası da 6 derecelik açı olsun. Tamam mı? Madem sinüs 6 m'ye eşit. Karşısına bir hipotenüsüne 1 derim. m bölü 1'den sinüs 6 m gelir. Burası da burası bir burası m ise 1 eksi m'nin karesinin tabii ki de kare köküdür. Pisagor'dan yaptım bunu. Şimdi bana ne lazımdı? Kosinüs 6 yani komşu bölü hipotenüs demek ki burası da kare kök içerisinde 1 eksi m kareymiş. Şimdi şurada ne var? 2m var. Ben bu 2m'yi içeri nasıl dahil ederim? Karesini alarak yani 4m kare olarak. Pekala o zaman içeri aldım ben bunu. 4m kare parantezinde 1 eksi m kare oldu. Bunu da içeri dağıtırsam eğer 4m kare eksi 4m üzeri 4 gelir karekök içerisinde ki buranın aynısıdır. Demek ki ikinci öncülüm benim doğruymuş. Şimdi ise devam ediyorum. Üçüncü öncül ile tanjant 10 ne ise kosinüs 20 1 eksi ne kare bölü 1 artı ne karedir demiş. Şimdi şunu birazcık alt tarafa doğru sallayalım da orada bir çözüm yeri açılsın isterseniz. Şunu şöyle salladım. Yukarı doğru çıktım ve şuraya çözelim şimdi bunu. Gençler iyi dinleyin. Tanjant 10 neyse kosinüs 20 demiş. E şimdi ben tanjant 10'u biliyorsam eğer ne e, ne olduğunu tanjant 20'yi bulabilir miyim? Bulurum. Şu şekilde tanjant 20 demek yarım açı formülünden faydalanacak olursam 2 çarpı tanjant 10 bölü 1 eksi tan kare 10'un ta kendisidir. O halde tanjant 10 neydi? 2n bölü 1 eksi n kare yazarım ben buraya. Tanjant 20'yi buldum. Şimdi ise şunu yapacağım. Bir tane üçgen çizeceğim gençler. Bu üçgen üzerinde şuraya diyeceğim ki e, 20 derecelik açı olsun. Tanjantı bunun 20 e, tanjantı bunun 2n bölü 1 eksi n kare ise ben buraya 2n derim. Buraya da 1 eksi n kare derim. Tamam mı? Şimdi bana hipotenüs lazım. Niye? Çünkü kosinüs 20'yi bulacağım ya. Komşu bölü hipotenüs yapmam gerekiyor da ondan. Şunun karesini alırsam 4 ne kare gelecektir? Daha sonrasında artı şunun karesini alıyorum. N üzeri 4 n üzeri 4 artı 1 eksi 2 ne kare yapar burası da. Ve bunun kare kökünü alırsam eğer hipotenüsü bulmuş olurum. 4 ne kareden 2 ne kareyi çıkardım 2 ne kare geldi. Şuradaki n üzeri 4'ü unutmayacağız. Dolayısıyla ben şunu birazcık kenara çekeyim. Onu hemen yanına yazalım. E, ee, n üzeri 4 artı 2 n kare artı 1. Bu nedir arkadaşlar? n ne kare artı 1'in karesidir. E ben bunun kare kökünü alırsam burası da n kare artı 1 çıkacaktır. Yani benim hipotenüsüm 1 artı n kare imiş. Güzel. Bana ne lazımdı? Kosinüs 20. Yani komşu bölü hipotenüs. Yani 1 eksi n kare bölü 1 artı ne kare lazımdır? Yani bu da neymiş? 1 eksi ne kare bölü 1 artı ne kare? Yani 3. öncülüm de doğruymuş. O halde doğru olan öncüller 2 ve 3 olduğuna göre cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve artık 25'i de bitirdiğimize göre devam edebiliriz 26. sorumuzla. Ve bu bir kök sorusu arkadaşlar. Denklem sorusu. Trigonometrik denklem sorusu. ilk defa 26. sorumuzda karşımıza çıkıyor. Denklem. Trigonometrik denklemleri çözerken nelere dikkat etmen gerektiğini soru üzerinde net, açık, alem bayan, aya, ayan beyan <laughs> konuşamadım. Ayan beyan sana göstereceğim. Lütfen bunlara dikkat ederek çözersen sen de hata yapma olasılığın oldukça sıfıra doğru inecektir. Lütfen dikkat et tamam. Şimdi hocam kotanjant 7x e, artı kotanjant 3x eşitmiş sıfıra. E ben şimdi durup şu karşıya atarsam bir tanesini bunun. Yani şöyle yazarsam kotanjant 7x eşittir. Eksi kotanjant 3x yazabilir miyim? Yazarım. Şimdi burada e, sinüs fonksiyonu tek fonksiyondu. Dolayısıyla içerideki eksiği kusabiliyordu. Kosinüs e, fonksiyonu çift fonksiyonu. İçindeki eksiği yutuyordu. Peki tanjant ve kotanjant? Hocam bunlar da tek fonksiyonlardır diyeceğiz. Ve içindeki eksileri kusar diyeceğiz. Demek ki buradaki eksi nereden gelmiş olabilir? 3x'in başından. O halde ben bunu kotanjant 7x eşittir kotanjant eksi 3x biçiminde yazarım. Şimdi demek ki artık ben burada iki tane kotanjantlı ifadem oldu ya. Tek amacım buydu zaten. Şunu söyleyebilir miyim? 7x eksi 3x'e eşit olabilir. Evet olabilir. Yalnız k çarpı pi kadar fazlasına da eşit olabilir diyeceğim. Şimdi işte denklemi triği burada. E geri kalanında ne yapacağız hocam? Hemen x'leri bir tarafa yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa toplayacaksın. Bunu bu tarafa aldın ne geldi? 10x eşittir kp mi geldi? Şimdi x o zaman nedir? kp bölü 10'dur. Güzel. Şimdi x'lerimizi elde ettik biz. Ne hangi aralıktaki x'lerden bahsediyoruz? 0 ile pi bölü 3 aralığındaki x'leri bulacaksın diyor. Şimdi ben k'ya 0 verirsem x 0 olur. 0 var mı burada? Yok. O zaman k'ya 1 verelim. K1 olursa burası pi bölü 10 olur. Pi bölü 10 sıfırla pi bölü 3 aralığındadır. Yani sağlayan bir köktür. Eğer ki K2 olursa e burası ne olur hocam? 2 pi bölü 10'dan pi bölü 5 olur. Bu da sağlar. Hatta ben buraya 2 pi bölü 10 diyeyim ki toplaması da kolay olsun. Çünkü kökler toplamı sorulmuştu zaten. 2 pi bölü 10 dedim. Bu da sağlar. K eşittir 3 olursa 3 pi bölü 10 olur ki bu da sağlar. Sıfırla pi bölü 3 aralığındadır. K eşittir 4 olursa eğer 4 pi bölü 10 olur ki bu sağlamaz. Çünkü 4 pi bölü 10 pi bölü 3'ten daha büyük bir sayıdır. 4 pi bölü 10 pi bölü 3'ten daha büyük bir sayıdır. Bunu anlayabilmek adına da burayı 3 ile burayı 10 ile genişlettiğin takdirde 12 pi bölü 30 daha büyüktür 10 pi bölü 30'dan. Yani aslına bakarsan pi bölü 3'ü geçtik artık. Dolayısıyla ben bunu kök olarak kabul edemem. Ve k'nın 5, 6, 7 gibi olduğu durumlara da tabii ki bakmam artık yersiz. Çünkü geçmişim abi. Bakmayacağım. Burada sağlayanlar pi bölü 10, 2 pi bölü 10 ve 3 pi bölü 10. Bunların toplamı bana 6 pi bölü 10'u verir. 2 ile sadeleştirirsem doğru cevabı yani 3 pi bölü 5'i bulurum. Cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Tanjant ve kotanjanta. Denklemler çözülürken şu aşamaya gelindiğinde şuraya kp eklersen olay biter. Sinüste bulduğun kökü bir yazacaksın bir de 180'den çıkarıp yazacaksın. Kosinüslü denklemlerde bulduğun kökü yazacaksın bir de eksilisini yazacaksın. Tamam mı? 3 tane çözüm yöntemi vardı. Sinüslü, kosinüslü ve tanjant, kotanjantlı çözüm yolu 3 tane. Bunlardan en kolay çözüm yoluna sahip olanlar tanjant ve kotanjantlı ve bunda da sadece KP ekliyorduk. Lütfen unutmayın gençler. Evet, 27. sorumuzda artık devam ediyoruz. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları A, B ve C birimdir. Buna göre C çarpı cos B artı B çarpı cos C toplamının eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şu C ile şuradaki açımın kosinüsünü çarpacağım. Bu B ile şuradaki açımın sinüsünü çarpacağım. Şey i̇şte pardon kosinüsünü çarpacağım. Peki ne yapabilirim? Bu benim ne işime yarar? Eğer şurada bir diklik olmuş olsaydı şurası şöyle dik olmuş olsaydı eğer buradaki B buradaki dik üçgenin hipotenüsü buradaki C'de buradaki dik üçgenin hipotenüsü olurdu. Peki madem ben bunları hipotenüs olarak kabul ediyorum artık şöyle diyeceğim. Bana şuradaki şuraya K dersem BK'yi hesaplayabilir misiniz? Tabii ki de. C çarpı kosinüs B açısıdır. Bana buradaki KC'yi hesaplayabilir misiniz? Tabii ki de. B çarpı kosinüs C açısıdır. Benden istenen C cos B ile B cos C'nin toplamı yani şunla şunun toplamı peki bununla bunun toplamı zaten bana hali hazırda buradaki uzunluğun tamamını vermez mi? Verir ve ben buradaki uzunluğun tamamının A olduğunu biliyor muyum? Biliyorum o halde doğru cevap A'nın ta kendisidir yani cevap B şıkkıdır Bursa şıkkıdır sevgili gençler. Hemen sayfamıza uzaktan bir bakalım şöyle sayfamız şuradaki soru ve trigonometrik denklem sorusu sayesinde gayet deli dolu bir sayfa oldu. Sadece sorular yazıyordu. Biz bu soruların üzerine sanki bir sayfa daha yazı yazmış gibi olduk. Ve gayet güzel tatlı oldu. Çalışılmış bir sayfa görseli fazlasıyla var arkadaşlarım. Artık bu şekilde kendimizi gaza getirdiysek devam edebiliriz. 28. sorumuzda yeni sayfamızda. Evet güzel de bir sorudur. Kendileri dikkat edin de fayda var. Şimdi yukarıda 3. dereceden bir denklem vermiş bize. Bunun kökleri de 0, tan alfa ve tan betaymış. Bu denklemin çözüm kümesi bu. Olduğuna göre kotanjant alfa artı beta aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle e, burada kotanjant alfa artı beta dediğine göre bir toplam fark kullanacağız o kesin. Ama kotanjant toplam farkını çoğumuz ezberlemediğimiz için hep tanjanttan yararlanıyoruz. Tanjantı bulup tersini çeviriyoruz. O halde aslına bakarsam bize şu sorulmuş diyebilirim. 1 bölü tanjant alfa artı beta sorulmuş diyebilirim. Şimdi Tanjant alfa artı beta'nın formülünü hatırlıyorsun. Tanjant alfa artı beta'nın formülünü hatırlıyorsan eğer bunu ters çevirirsin. Ve böylelikle kotanjant alfa artı beta'nın formülünü elde etmiş olursun. Yani hemen buraya tan alfa artı tan beta yazdım. Formülü tersten yazıyorum. Ee, yukarısı da 1 eksi tan alfa çarpı tan beta olmuş olur. Tamam mı? Şimdi hocam benim denklemime geri dönecek olursam x küp eksi 4x kare artı 7x denklemiydi de eşittir 0 dedim. E şimdi burada bütün terimlerin içerisinde bir x olduğu görülüyor. O zaman x parantezini alırsam ben burayı x kare eksi 4x artı 7 de yapar burası değil mi? Eşittir 0 dedim. Şimdi hocam şuranın kökü zaten 0 o 0 da zaten bana burada verilmiş. Demek ki benim köklerim şuradan gelecek ve bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise eğer x1 mesela tanjant alfaymış x 2de tanjant betaymış. Şimdi ben burada x1 artı x2'yi yani kökler toplamını bulursam aslında tan alfa artı tan betayı bulmuş olurum. Tan alfa artı tan betayı elde etmiş olurum. Eğer x1 çarpı x2 yani kökler çarpımını bulursam da tan alfa çarpı tan betayı bulmuş olurum ki bunlar benim ne işime yarar? Ne işine yarayacağını bence sen gördün. Bak kökler çarpımı Bak kökler toplamı olmuş oldu. Yani aslına bakarsan şöyle bir şey soruluyor bize. 1 eksi x1 çarpı x2 bölü 1 pardon x1 artı x2 soruluyor diyebiliriz. Pekala kökler çarpımı c bölü a'dan geliyordu. Hangi denklemden bahsediyorum? Şuradaki denklemden. Kökler çarpımımız 7 olduğu için 1 eksi 7 dedim. Hani c bölü a'sı 7 bölü x1 artı x2 de eksi b bölü a ile bulunur. Eksi b bölü a'mız da eksi eksi 4 bölü 1'den 4 yapar. Üst taraf eksi 6, alt taraf 4. O halde cevabımız eksi 3 bölü 2'nin ta kendisidir. 2 ile sadeleştirirsem cevap b şıkkı olacakmış diyebiliriz. Cık. Mükemmel soruydu. Devam gençler 29. soru. Şimdi bu soruda ABC'nin bir üçgen olduğundan bahsetmiş. BAD açısı x ve DAC açısı da 2x'miş. 4AB 3 tane AC'ye eşitmiş. Şimdi 4AB 3 tane AC'ye eşitse ben şuna 3K dersem şuna 4K demek zorundayım. Hadi yazalım yerine. Şurası 3K ise demek ki burası 4K'ymış. 2B'de bir tane DC'ye eşitse demek ki BD'ye ben A dersem şuraya 2A demek zorundayım. Yani BD uzunluğu A ise burası da 2A'dır diyebilirim. Şimdi bu bu üçgenin şuradaki tabanlarına bakacak olursak eğer burası A ve burası 2A ise o halde şu ABD üçgeninin alanına ben S dersem ADC üçgeninin alanında 2S olur mu? Tabanlar uzunluklarından kaynaklı olur. Şimdi o halde ben şöyle derim bak iyi dinle. Sinüs alan teoremi vasıtasıyla eğer ki şuraya H dersem ben ABD üçgeninin alanını 1 bölü 2 çarpı 3K 3 çarpı k çarpı h çarpı sinüs x olarak elde ederim. Ve sağdaki adc üçgeninin alanını da 1 bölü 2 çarpı h çarpı 4k yani 4 çarpı k çarpı sinüs 2x. Şimdi sinüs 2x dediğim şey ben buraya sinüs 2x yazacağım ya. Yarım açıdan 2 çarpı sin x çarpı cos x'in ta kendisidir. Şimdi soldaki alan s sağdaki alan 2s olduğu için ben eğer bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine mükemmel şekilde eşit olacaktır. Burada 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi götürdüm. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi götürdüm. Buradaki sinüs x ile buradaki sinüs x'i götürdüm. Bu taraftaki h ile bu taraftaki h'ı da götürdüm. Buradaki k ile buradaki k'yı da götürdüm. O mükemmel. Burada ne kaldı? 4 çarpı kosinüs x kaldı. 4 çarpı kosinüs x Burada ne kalmıştı? Sadece 3 kaldı. 4 kosinüs x eğer 3 ise kosinüs x 3 bölü 4'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi benden ne isteniyor? Tanjant x isteniyor. Hemen bir tane üçgene ihtiyacım var artık. Bu üçgeni şu şekilde çizecek olursam şuraya x dedim ve tabii ki şurası 90. Kosinüsü 3 bölü 4 ise komşusu 3'tür. Hipotenüsü 4'tür. Hipotenüs 4 ve burası 3 ise şuraya ne kalır arkadaşlar? 16 9'dan 7 yani burası da kök 7 olacaktır. Şimdi benden tanjant x istendiğine göre karşı bölü komşu yani kök 7 bölü 3 bize cevabı verir. Cevabımız a şıkkında mevcut gençler. Evet 29'da çözdüğümüze göre artık 30. sorumuza geçebiliriz. 30. soruyu SML Hoca dinleyen gurmeler tek bakışta çözecektir. Dinlemeyenlerse beni iyi dinlesin. Arc tanjant x artı arc tanjant y artı arc tanjant z. Bir kere şurası tanjantı x yapan bir açı olduğu için ben o açıyı alfa diyeceğim. Burası tanjantı y yapan bir açı olduğu için buraya beta diyeceğim. Burası tanjantı z yapan bir açı olduğuna göre buraya da teta diyeceğim. Yani burada ne demeye çalışıyor? Alfa, beta, teta toplarsan eğer pi'yi verir diyor. Şimdi alfa, beta, teta toplamı pi ise ben artık bunu şu şekilde kafamda canlandırabilirim alfa, beta ve teta bir üçgenin iç açılarıdır diyebilirim. Alfa, beta, teta bir üçgenin iç açılarıdır diyebilirim. Son sonuç olarak iç açılar toplamı bana pi'yi yani 180'i verecektir. Doğru mu? Doğru. Peki x artı y artı z demiş. Şimdi hocam ark tanjant ark tanjant x eğer teta ise tanjant teta eşittir x'tir. Aynı şekilde Ark tanjant y eğer beta ise tamam mı? şurası alfaydı hocam özür diliyorum senden. Ark tanjant x alfaydı. Dolayısıyla şurayı düzeltelim. Şurası alfa burası da alfa tanjant alfa x'tir. Ark tanjant y eğer beta ise demek ki tanjant beta eşittir y olacaktır. Ve son olarak ark tanjant z eğer teta ise tabii ki tanjant teta eşittir Z'yi verecektir. Şimdi X artı Y artı Z'yi elde etmek için şunu kullanabilirim. X artı Y artı Z. Tüm köşelerin, üçgen olarak düşündük ya. Bu köşelerin tanjantları toplamı mı olacakmış X artı y, y artı Z? Şu notu sakın ha sakın unutmayın. Bir üçgende tanjantlar toplamı, tanjantlar toplamı daima ve daima... O tanjantların çarpımına eşit olmak zorundadır. Tanjantlar çarpımına eşit olmak zorundadır. Dik olmayan her üçgende tanjantlar toplamı tanjantlar çarpımına eşittir. Hatta diklerde de sağlayabilirdi ama keşke tanjant 90 tanımsız olmasaydı. Dik olmayan her üçgende tanjantlar toplamı tanjantlar çarpımına mutlak surette eşittir gençler. Ve bundan kaynaklı Tanjantlar toplamı eğer x artı y artı z ise tanjantlar çarpımı da tabii ki x çarpı y çarpı z yapar. Ve böylelikle x artı y artı z kesinlikle x çarpı y çarpı z'ye eşittir derim. Yani cevap e şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Yani dediğim gibi bu SML hoca gurmeleri... <laughs> Böyle bir gurme var mı bilmiyorum. Gurmeler bir elinizi kaldırın da kimin gurme olduğunu bir görelim. SML Hoca gurmeleri gençler daima bilirler ki bu soruya baktıklarında bunu söylerler. Tanjantlar toplamı tanjantlar çarpımına eşittir. Çünkü biz ço çoğu konu anlatımındaki sorumuzu da bu şekilde çözdük. Konu anlatımında da bunu anlattık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, işimize yarayan bir şey mi? Yani müfredatta anlatılmıyor normalde. Evet ama işe yarar mı? Vallahi mükemmel işe yarıyor. Haberiniz olsun ben size söyleyeyim. Şimdi devam gençler. 31. sorumuzdayız artık. Şöyle birazcık uzaklaşalım sorudan ki sorumuz tam sığsın. ABC ikiz kenar üçgeni ve merkezi AC üzerinde olan ED çaplı çember verilmiş bize. Çember üçgene F ve K noktalarında teğet ve aynı zamanda AB AC'ye eşit. Yani bunun neresi ee, ikiz kenarmış? AB ile AC ikiz kenar, AB ile AC kenarları birbirine eşitken bu da bir ikizkenar üçgen oluyormuş. KC'nin iki birim olduğunu söylemiş. AF'nin de yani şuranın da dört birim olduğunu bize söylemiş gençler. Şimdi bir düşünelim bakalım. Ne diyor? Çemberin yarı çapı OD kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben şu O noktasından K'ya bir yarı çap atarsam bu yarı çap buraya dik olacaktır. Aynı şekilde F noktasına da atarsam yine bunlar teğet oldukları için yine burası da dik olacaktır diyebilirim. Yani şurası dik hocam e burası da dik. Ve aynı zamanda burası üçgenin yarı çapı R ise yine burası da R olmak zorunda. Tamam. Daha sonrasında ben dedim ki hocam şurası eğer X açısıysa burası da X açısı olmak zorundadır. Çünkü bu üçgenler ikiz kenar üçgenlerdi. Şimdi ben bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyorsam burası X burası X ise 180'den toplamda 2x'i çıkarırsam eğer şuradaki a açısını bulmuş olurum. Yani buradaki açımız da kesinlikle 180 2x'miş gençler. Tamam. Şimdi gel gelelim şu kısma. Ben karşısı bak bu 180 2x'in karşısı r komşusu 4. Yine buradaki x'in de karşısı r komşusu 2. Şimdi o zaman tanjant üzerinden ilerleyelim. Yani tanjant 180 eksi 2x dediğim şey aslına bakarsan r bölü 4'ün ta kendisiymiş. Ve aynı zamanda tanjant x dediğim şey de 2 bölü r'nin ta kendisiymiş. Pardon r bölü 2'nin ta kendisidir. Karşısı bölü komşusu r bölü 2. E şimdi bu tanjant 180 eksi 2x. 180 indirgeme formülüne göre 180'den çıkarırsam isim değiştirmez ama ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için aslında eksi tanjant 2x. Eşittir R bölü 4'tür derim. Şimdi tanjant 2x dediğimiz ifade aslına bakarsanız eksi parantezinde tanjant 2x'in yarım açı formülünden 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ve bu da neymiş? R bölü 4'e eşitmiş. Doğru mu? Doğru. Daha sonrasında derim ki tanjant x dediğimiz şeyde r bölü 2 idi ya hani gençler. O halde ben şuradaki tanjant x ve buradaki tanjant x gördüğüm yere r bölü 4 yazabilirim. R bölü 2 yazabilirim. Yazarsam eğer eksiği koydum kesir çizgimi attım. 2 çarpı r bölü 2 bölü 1 eksi r bölü 2'nin karesi r kare bölü 4 yapacaktır. Eşittir bu da neymiş? r bölü 4'müş. E şimdi arkadaşlar şuradaki 2 ile buradaki 2'yi ben sadeleştirdikten sonra R'nin pozitif olduğunu biliyorum. O zaman buradaki R ile buradaki R'yi de sadeleştiremez miyim? Evet. Şimdi üst tarafta ne kaldı? 1. Alt tarafta, sağ tarafta ne kaldı? 1. O zaman şu eksiği şuraya dağıtırsam. R kare bölü 4 eksi 1 de karşı tarafın paydası olan 4'e eşit olmaz mı? E olur. Eksi 1'i karşıya atarsam R kare bölü 4 eşittir 5 olur mu? Evet. İse R kare eşittir 20 olur mu? Olur. Peki R kaçtır? 2 kök 5'in ta kendisidir diyebilirim. Benden ne isteniyordu? OD yani yarıçap isteniyordu. E, yarıçap uzunluğuna R demiştim. R'yi de 2 kök 5 bulduğuma göre artık cevabı işaretleyebilirim. Doğru cevap C şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. 31'i de bu şekilde çözdüğümüze göre artık devam edebiliriz gençler. 32. sorumuzda alt tarafta. Analitik düzlemin birinci bölgesinde Orijin merkezli ve yarı çapı iki birim olan çeyrek çember gösterilmiştir. Yarı çapı bir olsaydı birim çember diyoruz değil mi? İki olunca ikim çember der miyiz? <laughs> Gençler tabii ki saçmaladım. İkim çember falan öyle bir şey yok. Birim çember birim çemberdir yani tamam mı? Bu yarı çapı iki olan ve merkezi orijinde olan çember diyebiliriz biz buna. AYT yayı. Şimdi a AYT. Yani şuradaki yaydan bahsediyoruz. Bu yay 4 eş parçaya bölünmüş. Yani yay uzunluklarıyla alakalı şunu söyleyebilir miyim? Şu yay şuna, bu buna, bu da buna eşittir diyebilir miyim derim. VOT'de 10 dereceymiş. Yani sevgili arkadaşlarım şurası 10 derece. O halde şu eşit olarak parçalananlar 90'dan 10'u çıkardım 80. Buradaki 80 derecelik açı aslına bakarsan şu şekilde bölünmüştür. Burası 20'dir şurası 20'dir, burası 20'dir ve burası da aynı şekilde 20'dir diyebilirim. Tamam mı? Bu cepte. X, Y, Z, noktalarının apsisler çarpımı soruluyor bana. Şimdi hocam ben şu noktanın apsisini bulmak istiyorsam, şunun iki birim olduğunu biliyorsam bu noktanın apsisi hipotenüs çarpı cos 20'dir. Yazdım. Hipotenüs 2 çarpı kosinüs 20. Bu bunun apsisi. X noktasının apsisi. Çarpı şimdi Y noktasının apsisine geçiyorum. Onun apsisi de tabii ki şurasıdır. Ve buradaki açı artık 40 olduğu için ve hipotenüs yine 2 olduğundan 2 çarpı kosinüs 40'tır. Çarpı şuraya geldim. 2 çarpı kosinüs 60'tır derim. 2 çarpı kosinüs 60'tır. Bu neresi? Z'nin apsisi. Ve T'nin apsisi de tabii ki de 2 çarpı kosinüs 80'dir diyebilirim. Buraya kadar her şey normal. Şimdi ben bunları şöyle yazacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 60'ı 1 bölü 2 diye yazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kosinüs 80. Hatta şuradaki 1 bölü 2'nin ikisiyle şuradaki 2'nin birini de yiyelim bitirelim. Ne kaldı? 2 çarpı 2 çarpı 2. Şimdi bak. Kos 20 çarpı kos 40 çarpı kos 80. Ben bunlara hiçbir alt yapamam abi. Ama şunun yanında bir sin 20 olsaydı tadından yenmezdi bak sin 20 çarpı cos 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80. Keşke böyle olsaydı. E neden olmasın? Ben madem yukarıyı sin 20 ile çarpsam çok güzel olacak diyorum. O zaman alt tarafı da sin 20'ye bölerim şu şekilde. Böylelikle sin 20'ler gider gene aynı ifade kalmış olur. Bu benim ne işime yarar? 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 nedir hocam? Tabii ki de sinüs 40'tır. Şimdi geldim buraya. 2 çarpı sin 40 çarpı cos 40 nedir hocam? Tabii ki de sinüs 80'dir. Peki şuraya geldim şimdi. 2 çarpı sin 80 çarpı cos 80 nedir? Tabii ki de sinüs 160'dır. Sin 160'ı sinüs 20'ye böl demiş bu adam. E ben bu sin 160'ı sinüs 180-20 eksi diye yazamaz mıyım? Yazarım. Alt tarafta ne var? Sin 20 yok mu? Var. 180'den çıktığı için isim değiştirir mi? Hayır. İkinci bölgede sinüs nedir? Pozitif. O halde yukarı taraf sin 20. Altta aşağı taraf sin 20. Sin 20 bölü sin 20 kaç yapar hocam? Tabii ki de birin ta kendisi yapar. Demek ki cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Tamam. Bak 10 numara 5 yıldız çözüm yaptık. Süper oldu. Bu yarım açı formülleri trigonometride en çok kullanacağın özelliklerdendir. Çünkü Bizler yazar olarak da soruları yazarken hep bunu düşünürüz. Yarım açı formüllerini. Çünkü çok kullanışlıdır. Her sorunun içerisine yedirebilirsin yani. Tamam. Bu yüzden kullanışlı olduğu için de yazmayı da seviyoruz. E sizler de çözmeyi de lütfen seveceksiniz. 32. sorumuzda çözdüğümüze göre artık bu sayfanın da sonuna geldik. Bu sayfanın da içinden geçtik. Gayet güzel bir sayfa oldu. Kazanımı yüksek bir sayfa oldu. Şimdiye kadar toplamda kaç tane sayfa çözmüş olduk? Şöyle bir bakıyoruz. Bayağı çözmüşüz. 6 sayfa mı çözdük? 2, 3, 4, 5, 6 sayfa çözmüşüz. Helal olsun bize. Şimdi 7. sayfamızdayız. 33. sorumuzdayız sevgili gençler. Şöyle yaptık sorumuzu sığdırdık ve okuyalım sorumuzu. Şimdi aşağıda verilen ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C birimdir denilmiş. 4 sin A artı 4 sin B de 7 tane sin C'ye eşitmiş. Tabii bu şekilde düşününce Sinüs alan teoremiyle falan gelir gibi duruyor. Ama sinüs alan teoremi değil de sinüs teoremiyle gelebilecek bir soru. ABC üçgeninin çevresi yani A artı B artı C'den bahsediyor değil mi artık? A artı B artı C kaçmış arkadaşlar? 55'miş. Pekala. C kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben madem sinüs teoreminden bahsettim. Sinüs teoremini bu üçgene bir uyarlayalım bakalım. A bölü sinüs A. Hemen yazıyorum. A, a eşittir artı diyorum, eşittir b bölü sinüs b ve eşittir c bölü sinüs c yazılabilir. Şimdi hocam, madem bunlar yazılabiliyor, ben şunu da yazarım. Yani bunların çarpımsal tersini alırsam sinüs a bölü a küçük a tabii ki sinüs a bölü a eşittir sinüs b bölü b yazarım. Eşittir bu da sinüs c bölü sinüs C bölü C yazılabilir. Şimdi oral orantıdan gençler. Oral orantıdan. Ben bunu 4 ile genişletirsem yani şu şekilde yazarsam. Bunu da bu şekilde yazarsam. Mesela 4 ile genişlettim 4 ile genişlettim. Niye? Çünkü burada bana 4 sin A lazım. Burada da 4 sin B lazım. E burası da 7 sin C ise bunu da 7 ile genişleteyim. Ya yani genişlettiğim için zaten bak 4'ler gidiyor 4'ler gidiyor 7'ler gidiyor eşitlik gene sağlanmış oluyor değil mi? Yani sonuç olarak genişletmek serbest eşitliklerdi. E peki şimdi oran orantıdan ben şu ikisini toplarsam şu ikisini toplarsam orantı bozulur mu bozulmaz. Mesela bak şöyle 1 bölü 2 normalde 2 bölü 4'e eşit değil mi? Üst tarafı topla 3 alt tarafı topla 6 aa bak gene 1 bölü 2'nin kendisini bulduk. Yani 3 bölü 6 bulduk hatta 2 ile 3'ü topla 5 4 ile 6'yı topla 10 aa bak gene 1 bölü 2 bulduk. Yani bu. Bu eşitlik daima ve daima sağlanmak zorundadır. Orantı bozulmaz. O halde ben 4 çarpı sinüs a artı 4 çarpı sinüs b bölü bölü 4 a artı 4 b'yi 7 sin c bölü c'ye 7 c'ye eşitlesem ne olur? Hiçbir şey olmaz. E şimdi zaten 4 sin a şurası yani 4 sinüs a çarpı 4 sinüs b zaten 7 sin c'ye eşit değil miydi? Yani bu paydalarda bu kesirlerde pay kısımları birbirine eşit. O zaman paydalar da birbirine eşittir. Yani artık yukarı çıkıp bak 4a artı 4b 7c'ye eşittir yazabilirim. Yazdım 4a artı 4b eşittir 7c. Şimdi ben şunu 4 ile çarparsam eğer 4A artı 4B artı 4C eşittir 220 yapar mı? Yapar. E şimdi 4A artı 4B neydi hocam? 7C idi. Ben 7C'ye 4C ye eklersem 11C yapar. 11C 220 ise C buradan 20'nin ta kendisi gelir. Benden zaten C isteniyordu. O halde doğru cevap da C'dir diyebilirim. Tamam. Gerçekten güzel bir soru. Ee, karşımıza çıkma ihtimali var mı? Tabii ki de var. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde çözmen gereken soru ve sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken bir soru. Devam. Diyor ki bize x, y ve z sıfırla pi aralığında olmak üzere sin x çarpı sin y çarpı sin z küçük veya eşittir. 3 kök 3 bölü 2 pi'nin küpü çarpı x çarpı y çarpı z eşitsizliği daima sağlayan bir eşitsizliktir ve ismi de abi kuzam eşitsizliği imiş. Turgut abi kuzam eşitsizliğini kullanarak böyle bir şey bulmuş. K'nın değeri kaçtır? Ben şimdi ama bir dakika bak burada sinüslü sinüslü 3 tane vardı. E burada sinüslü sinüslü 2 tane var. Ne yapalım? Şimdi 3 tane olsun ama eşitsizliği de bozmasın istiyorsam ben ne yaparım biliyor musunuz? Şöyle şuraya sinüs pi/2 bölü iki çarpımını da e eklerim. Niye? Çünkü o zaten 1'dir. Eşitsizliği bozmayacaktır. O halde gençler Artık şuradaki eşitsizliği, şu eşitsizliği ben şu sol tarafa uygulamaya çalışırım. Tamam mı? Şuraya uygulamaya çalışırım. Hadi beraber yapalım. Şimdi bu eşitsizlik aslına bakarsanız şundan küçük veya eşittir ve orası da buna eşit olacak tabii ki. 3 kök 3'ün e, küpü, 3'ün küpü 27 yapar. Şunun küpü 3 köküçtür. Çarparsak 81 köküç gelecektir. Bölü 2 pi'nin küpü de 8 çarpı pi küp yapacaktır. Çarpı buradaki x dediğimiz şuradaki açıydı. Ona da pi bölü 2 dedik. Pi bölü 2 çarpı buradaki y'miz aslında şuradaki açıydı. Yani pi bölü 9. Ve şuradaki z'miz aslında şuradaki açıydı. Yani 2 pi bölü 9 diyeceğiz. Şimdi dikkat. 9 kere 9 81 yapar ve şu gider. P çarpı P çarpı P P küptür ve şurası gider. 2 ile 2 gitti. Burada ne kaldı? 8. Burada ne kaldı? Kök 3. Burada ne vardı? Kök 3. Burada ne var? K var. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 8'in ta kendisiymiş. Doğru cevap Denizli seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet devam edebiliriz 35. sorumuzla. 35. soru yaklaşık 2 yıl önce AYT sınavında çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlarım. Daha tatlı da olmuş olabilir ee, Böyle kas teta Sas tetalı bir soruydu hatırlarsanız Çıkmış sınav sorularını çözenler varsa Ben de burada sml alfa Ve rmk alfa Kendimin e, ismimin sessiz harfleri Ve eşimin sessiz harflerinden Oluşturduğum eşim da Buradan selamlar e, Kendim ve eşimin Sessiz harf, ismin isimlerimizin Sessiz harflerinden oluşturduğum bir Fonksiyon yazdım bakalım Aşağıda O merkezi birim çember üzerindeki AC ve AB uzunlukları alfa açısına bağlı birer yeni trigonometrik fonksiyon ifade etsinler demişiz. SML alfa AC uzunluğunu, RMK alfa da AB uzunluğunu veriyormuş bize. Buna göre SML alfa ile RMK alfa çarpımının ee alfa değeri için aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle AC uzunluğu şurası. Ve ben biliyorum ki şu kısım 1 yarı çaptan kaynaklı. E şimdi şurası da gençler tanjant alfanın ta kendisi. Çünkü burası tanjant ekseniydi biliyoruz. Şimdi şurası da kotanjant ekseni. O halde şuranın tamamı kotanjant alfadır. Ve şurası da 1'dir bunu da biliyoruz. Şimdi ben buradaki ac uzunluğunu 1'den tanjant alfayı çıkararak elde edebileceğim için aslında sml alfa dediğim fonksiyon 1 eksi tanjant alfaymış. Devam. AB uzunluğumu da yani şurayı kotanjant alfadan 1'i çıkararak elde edebileceğim için RM2 alfa da aslında kotanjant alfa eksi 1'miş. Bu ikisini çarp demiş çarpalım. 1 eksi tanjant alfa ile ben kotanjant alfa eksi 1'i çarpacağım ve şıklarda bunun cevabını arayacağım. Dağıtıyorum içeri 1 kere kotanjant alfa zaten kotanjant alfa yapar ve 1 kere eksi 1 bir eksi 1'dir. Eksi tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1'dir. Ve eksi tan alfa ile eksi 1'in çarpımı artı tanjant alfadır derim. Burada elimde kalan tanjant alfa artı kotanjant alfa eksi 2 oldu. Tanjant alfa ve kotanjant alfayı ben sin alfa bölü kos alfa artı kos alfa bölü sin alfa biçiminde yazabilirim. Bir de eksi 2'miz var. Şimdi gelin gençler şurayı sinüs alfa ile genişletelim. Burayı da kosinüs alfayla genişletelim. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Sin kare alfa artı kos kare alfa gelir ki kendileri 1'dir. O halde 1 bölü sin alfa çarpı kos alfa da artık ortak payda olmuştu. Zaten amacımız buydu. Sin alfa çarpı kos alfa eksi 2 dedim. Öncelikle eğer ben şurada 2 olduğunu bilseydim 2 ol olsun deseydim. Burası sinüs 2 alfa olurdu. Ama 2 olmadığı için sin 2 alfa bölü 2'dir. Yani 1 bölü sinüs 2 alfa bölü 2 oldu burası. Ve eksi bir de 2'miz var. 2'yi de ters çevirip çarparsam eğer işlemi yukarı taşıyorum. 2 bölü sinüs 2 alfa. Eksi 2 olacak. Peki 1 bölü sin alfa. Yani şurada şöyle 1 çarpan olduğunu görüyorsun. 1 bölü sinüs 2 alfa nedir? Tabii ki de sekant 2 alfadır. O halde 2 çarpı sekant alfa eksi 2 bana cevabı verir. Hatta alfa değil 2 alfa arkadaşlar. Orayı da düzeltelim hemen. Çünkü açımız 2 iki, iki, alfaydı. 2 çarpı sekant 2 alfa eksi 2 bana cevabı verir. Bu da D şıkkında verilmiştir kendileri. Evet 35. sorumuzda çözdüğümüze göre artık geçebiliriz. 36'ya. Ne demiş soruda bize? D dikdörtgen ve BD dört, dikdörtgenin köşegeniymiş. DBE açısı EBC açısına eşit. 4 CD 3BC'ymiş. Şimdi ben buraya o zaman 3 dersem şurası 4'ün ta kendisi olur. Şekil üzerinde herhangi bir sayı vermediği için sayıları kendim atayabilirim. Sonuç olarak oran da versem yani 3K 4K desem K'lar gidecekti ve aynı sonucu bulurdum. O halde CD uzunluğuna 3 dedim. Yani şurası 3 ve BC uzunluğuna da 4 dedim. E burası 3 burası 4 ise şurası dik olduğundan kaynaklı BD uzunluğu da 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninden diyebilirim. Pekala. Şimdi arkadaşlar bizden kotanjant alfa değeri istenmişti. Yani şuradaki alfanın kotanjantı istenmişti. Ben şuradaki açı ortayın bir özelliğini kullanmak istiyorum. Şunu eğer şu şekilde buraya dik atarsam tamam mı dik atarsam şu şekilde şurasıyla şurası birbirine eşit olur. Şurasıyla da şurası birbirine eşit olur. Yani burası 4 ise artık burası da 4'tür derim. Buranın tamamı 5 ise de e, doğal olarak şuraya da 1 kalacaktır derim. Eğer ki burası A ise şurası 3 eksi A olur. Ve eğer ki burası A demeyelim alfa var karışabilir. Eğer ki burası X ise şurası da X'tir ve burası da doğal olarak 3 eksi X olur derim. X'i bulabilirim nasıl? Şurada bir dik üçgen gördünüz şu üçgen. Bu üçgende Pisagor uygularsak eğer. 1'in karesi artı x'in karesi eşittir. 3 eksi x'in karesini verir. 1'in karesi 1'dir x'in karesi x karedir. 3 eksi x'in karesi de x kare artı 9 eksi 6 x'tir arkadaşlar. Her iki tarafta x karelerin olduğunu görüyoruz. Bunlar gider. Eksi 6 x'i bu tarafa attım ve biri de karşı tarafa gönderdim. 6 x eşittir 8 oldu. Ve böylelikle x 4 bölü 3'ün ta kendisi gelmiş oldu. Şimdi x 4 bölü 3 ise gençler. Ben artık şunu söyleyebilirim ki. Şurası 4 bölü 3'tür. Hemen yazalım. Hemen yazalım. Şurası 4 bölü 3'tür. Şurası da 3 eksi x'ti. Yani 3 eksi 4 bölü 3. Bu da bize 5 bölü 3'ün ta kendisini verir. 4 bölü 3, 5 bölü 3 ve burası da 1 olmuş oldu. Aynı zamanda burası 4 bölü 3 ve burası da 4'tü. Pekala. Şimdi hocam kotanjant alfa istenmiş ya. Ben tanjant alfayı bulsam da ifadeyi ters çevirsem olmaz mı? Olur. Tanjant alfayı bulacağım ama ben şuraya m açısı buraya n açısı dersem aslına bakarsanız bu tanjant m artı n'nin de ta kendisidir. Şimdi tanjant m artı n'nin açılımı nedir? Tan m artı tan n bölü 1 eksi tanjant m tanjant m çarpı tanjant n'dir. Tamam mı? Şimdi tanjant m kaçtır? Tanjant m'yi bulmak için karşı bölü komşu demem gerekiyor. 4'ü 4 bölü 3'e bölersem 3 gelir. Burası 3'müş. Tanjant n'yi nasıl bulurum? karşı bölü komşu. Yani 1'i 4 bölü 3'e bölersem 3 bölü 4 gelir. Burası da 3 bölü 4'müş. O halde 3'e 4, 3 e 3 bölü 4 eklersem 15 bölü 4 gelecektir. Bölü alt tarafta da 1 eksi 3 kere 3 bölü 4 var. Şimdi üst taraf 15 bölü 4. Tamam. Alt tarafa bakıyorsun şurası 9 bölü 4. 1'den 9 bölü 4'ü çıkarırsan eksi 5 bölü 4 bulursun. Burada payda olan 4'leri götürürsen 15'i eksi 5'e böldüğün takdirde eksi 3 bulursun. Ama şıklarda eksi 3 yok. Bunun bir sebebi var. Çünkü ben tanjant alfayı hesapladım. Eksi 3 olduğunu. Bize kotanjant alfa lazım. Tanjant da kotanjant birbirini çarpımsal tersiydi. O halde doğru cevabımız eksi 1 bölü 3'ün ta kendisi olacaktır diyebiliriz. 36. sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Ve geriye sadece 4 sorumuz kaldı. Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakış atalım. Gayet nizami, düzgün. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir. Hissederim abi ben. Bak şu an çoğu kişi düzgün yazmaya çalışıyor ama bir mühlet sonra bu alışkanlığınızı bırakmayın. Tamam. Aşağıda O merkezli ve yarıçapı 6 birim olan daire verilmiş. Pekala. KOL açısı 2 π bölü 12 radyanmış. KBL yay uzunluğu B radyan. Boyalı daire diliminin alanı da A radyan. Buna göre Sina A çarpı sin kaçtır? Öncelikle A ve B'yi bulmamız gerekiyor bizim. Şimdi ben bu çemberin çevresini hesaplamak istesem yarıçapı çapı 6 idi. Çevreyi 2 pi r ile hesaplıyorum. Alanı pi çarpı r kare ile hesaplıyorum. Çevremiz ne olacaktır arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı 6'dan 12 pi olacaktır. Bunun da alanı pi çarpı 6'nın karesinden 36 pi olacaktır. Şimdi hemen şunu söyleyeceğim ben. 2 pi'lik bir açı için yani tamamı için çevre 12 pi ise bak 6 katı kadar çevre oluyor. Değil mi? şimdi o zaman 7 pi bölü 12 radyanlık bir açı için şuranın uzunluğu ne olur? KL uzunluğunu bulabilirim. 6 katı olacak. Bunu ben 6 ile çarparsam eğer 7 pi bölü 2 olacaktır. Yani buradaki uzunluk A dediği uzunluk 7 pi bölü 2'ymiş. Şimdi gelelim alana. Alan içinde şunu söyleyeceğim. 2 pi açı ölçüsü varken Alan 36 pi oluyormuş. Yani 18 katı. Peki 7 pi bölü 12'lik açının gördüğü alan nedir? 18 katıdır. Eğer ki ben 7 pi bölü 12'yi 18'de çarpmayı başarırsam... ...ki 6'ya böldüm, 6'ya böldüm, 2'ye 3 geldi. Yani 21 pi bölü 2 de bunun alanıymış. O halde alan B'ydi. Bu da 21 pi bölü 2 olur. Şimdi bizden istenen sin A çarpı sin B B'ydi ya... ...sinüs A dediği şey sinüs 7 pi bölü 2'dir. Sin b dediği şey de sinüs 21 pi bölü 2'dir. 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? 2'nin yani paydanın 2 katı olan 4'ü 7'yi 4'e böleceğim. Kalan ne? 3 mü? Demek ki aslında burası sinüs 3 pi bölü 2. 2'nin 2 katı 4, 21'in 4'te bölümünden kalan 1 olduğu için esas ölçüsü 1 pi yani pi bölü 2'dir. Sin pi bölü 2 sin 90'dır ve 1'dir. Sin 3 pi bölü 2 sinüs 270, 270'tir ve eksi 1'dir. Bunların çarpımı sorulmuş bize. Doğru cevabımız aşık olur sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu ve 38'deyiz artık. D doğrusu 3x artı 4y eksi 24 olarak verilmiş bize. Yani aslına bakarsan 4y eşittir 24 eksi 3x. Şimdi ben sol tarafı yani y'yi sıfırlamak istersem x'i 8 seçmek zorundayım ki a noktasının apsisi 8'miş demek ki. Sağ tarafı sıfırlamak istersem yani x'i sıfırlamak istersem o halde y'nin de 6 olması gerektiğini biliyorum. Burası da 6'ymış demek ki. 6, 8, 10. Çok güzel. OB, BK'ya eşitmiş. OB dediği yer burası, BK dediği yer burası. Burası 6 birimse burası da 6 birimmiş. Demek ki ben artık şunu söyleyebilirim ki burası 6 birim, burası da 6 birim. 6, 8, 13 üçgeni demiştim. Burasının tamamı olsa demek ki burası da 4'müş derim. Sinüs teta ifadesinin eşiti. Teta neresi? K, o, A. Şimdi K, o, A. Şurası neymiş? Teta'ymış ve burası da alfaymış dedik. Bize de alfa olduğunu söylemiş buranın. Peki arkadaşım, şimdi sin teta'yı bulacağım ya. Ben şöyle bir şey yapsam. Şunu şuradan indirsem hocam. Tamam bunu buradan indirsek. Şurası teta ya şurası da 90. E ben sin teta'yı istiyorsam karşısının yani şuranın şuraya oranını bulursam cevabı da bulmuş olurum. Doğru mu? Doğru. E ben benzerlik biliyorum be hocam. Benzerlik biliyorsam şunu yaparım. 4'ün 10'a oranı 4 bölü 10. 2 bölü 5. 2 bölü 5. Aynı zamanda şuraya k dersem k'nın 6'ya oranına eşittir. O halde k bölü 6 yazdım. İçler dışlar çarpımından k'yı 12 bölü 5 bulurum. Yani burası 12 bölü 5'miş. K'yı siliyorum artık oradan. Ve buraya 12 bölü 5 yazıyorum. Aynı zamanda yine buradaki 2 bölü 5. Şuraya x dersem x bölü 8'e eşittir. Hemen x bölü 8 yazdım. Ve x'in de buradan 16 bölü 5 olması gerektiğini öğrendim. Eğer ki burası 16 bölü 5 ise 8'den 16 bölü 5'i çıkarırsam bana 24 bölü 5'i verir. Demek ki burası da 24 bölü 5'miş. Şimdi bölü 5'leri görmezden gel. 12, 24 burası 12 kök 5'tir. Bir de, bir de tabii ki bölü 5'imiz vardı değil mi? Çok güzel. Şimdi ben neyi neye bölersem bulurum demiştim. Karşıyı hipotenüse. Yani cevabımız 12 bölü 5 bölü. 12 kök 5 bölü 5'miş. Buradaki 5'leri görmezden gel. 12'leri de görmezden gel. Cevap neymiş? 1 bölü kök 5. Ki 1 bölü kök 5 de kök 5 beş bölü 5'in ta kendisidir. Eşleneği ile genişletirsen. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir dedik. Ve artık son 2 sorumuz. 39. soruya geçtik. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. Birazdan 40. defada söyleyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel, çok tadında bir soru. Lütfen dikkatli dinlen. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiş. Uçak pistine inişe geçen bir uçak ve uçakla aynı hizada, uçakla aynı hizada olduğunu bak burada görselde de vermişim. Tamam? Uçakla aynı hizada. Sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli bir andaki görselleri verilmiş. Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyormuş. Yani ben şunu şu şekilde gösterecek olursam şurası ve şurasını da şöyle indirelim. Bakın dikkat edin. Şurası diktir. Tamam mı? Ve şurası da 15 derecelik bir açıyla iniş yaptığı için burası da 15 derecedir. Diyor ki yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Araç buradan buraya gelene kadar aldığı yol buysa uçağın aldığı yolda şurası mıdır? Aynen burasıdır. Şimdi ama düşeyde eşit mesafe kat ediyorlar. Şimdi uçağın aldığı yola ben x dersem şuradaki hipotenüs uzunluğuna x dersem şurası 15 olduğu için hipotenüs de kosinüs 15'in çarpımı bana buradaki düşeydeki pardon yataydaki yolu verir. Yani otomobilin aldığı yolu verir. x çarpı kosinüs 15 kadar yol almıştır otomobil ve uçakta x kadar yol almıştır ve ikisi de aynı noktaya gelmişlerdir aynı anda. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir hareketlinin hızıyla aldığı yol doğru orantılıdır. O halde benden istiyor ki uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diyor ya. Yani şu soruluyor. X'i X çarpı kosinüs 15'e böldü. Sonuçta ben sonuçta ben aldığı yolların oranıyla yaptığı yolların oranının eşit olması gerektiğini bilirim. Çünkü çünkü hızla yol doğru orantılıdır. Tamam. Şimdi xleri görmezden gelirsem, benden aslında bakarsam 1 bölü kosinüs 15 istenmiş. Yani ben kosinüs 15'i bulup ters çevirirsem cevabı bulurum. Kosinüs 15'i nasıl bulurum peki? Şu şekilde hocam ben bunu kosinüs 45 eksi 30 diye yazarsam kosinüs 15 gelir elime. Kosinüs fark formülü uygulayacağım şimdi. Hemen birazcık aşağı indim kendime yer açılsın diye. Kos 45 eksi 30'u nasıl uygularım? Şu şekilde. Kosinüs 45 -30 çarpı kosinüs 30. Arada eksi olduğu için artı diyorum. Sin 45 çarpı sinüs 30 dedim. Daha sonrasında kos 45 kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Artı sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Paydalar 4 olduğu için kök 2 ile kök 3'ü çarptım kök 6. Artı kök 2 ile 1'i çarptım kök 2 bölü 4 geldi. Şimdi bu ne? Kosinüs 30 pardon kosinüs 15. Bana ne lazımdı? 1 bölü kos 15. Yani aslında bana 4 bölü kök 6 artı kök 2 lazım. Şimdi paydada köklü ifade istemiyoruz biliyorsunuz. Eşlenikle çarpalım hemen. Kök 6 eksi kök 2 ile. Üst tarafı çarparsam 4 kök 6 eksi 4 kök 2. Alt tarafı çarparsam 2 kare farkından kök 6'nın karesi eksi kök 2'nin karesinden 6 eksi 2'den 4 gelir. Ve 4'leri sadeleştirirsem cevabın kök 6 eksi kök 2 olması gerektiğini gayet net bir şekilde anlarım. Doğru cevap da D şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Ve artık son sorumuzdayız. 40. sorudayız arkadaşlarım. Trigonometride bir şeyi artık trigonometriyi 40 kere söylemiş olacağız ve noktayı da koyacağız. Karşına çıkabilecek bütün kazanımları da sana gösterdiğimi düşünüyorum. Kazanım odaklı gidiyoruz. Tüm soru çeşitlerini göstermem tabii ki imkansız ama bütün kazanımları 40 tane soruyla tekrar etmiş olduk artık olacağız birazdan gençler. Evet, devam. Ne demiş? ABC bir üçgen. ACB açısı 60. Şurası kaymış. Burası buraya gelecek. 2AE eşittir AB. Hmm. Şimdi şöyle ki 2AE AB'ye eşitse eğer AE şurası AB burası. Aa, bunun iki katı buraya eşitse demek ki bunlar birbirine eşit. Çok güzel. Yukarıdaki bilgilere göre DE uzunluğu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Güzel. Şimdi BC'nin 10 olduğunu biliyorum. Şuranın 8 olduğunu biliyorum. Değil mi? Tamam burası da güzel 10 numara. Şimdi ben buraya K dersem şuraya K diyebilir miyim derim. Şunu tuttum hocam şunu şu var ya şu şu. Bunu tuttum hop karşıya çekiyorum BC'ye paralel olacak biçimde. Madem artık burası BC'ye paralel ben artık şunu söyleyebilirim ki burasıyla şurası da birbirine eşit olmak zorunda. E buranın tamamı 8'di demek ki buraya 4 kalacak ve burası da 4 olacaksa buraya 3 kalacak. Burası 60'sa yöndeş açılardan kaynaklı burası da 60 derecedir diyeceğim. O halde şurası da hop 120 derece olacaktır. Pekala. Burası K'ya 2K ise demek ki burası da 5'e 10'dur. Yani orta taban 5'tir. Pekala. Şimdi ne yaparım? 3'ü biliyorum, 5'i biliyorum. DE uzunluğu soruluyor. 120'nin de kosinüsünü bilirim. Kos teoremini çak gitsin. Kos teoremi yapıyorum. Şuraya x dedim. x'in karesi eşittir. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9 eksi. Pi çarpı 3 çarpı 5 çarpı. Kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Pekala. Eksiler gitsin. Gitti. İkiler gitsin. Bunlar da gitti. 25'e 9 ekledim. 34. 34'e 15 ekledim. 49. Çok güzel. X kare 49 sa X kaçtır? 7'nin ta kendisidir. Bizden X sistem işte ED uzunluğu Cevabımız da C şık olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet. Sayfaya son bir kez şöyle uzaktan bakalım. Bugün çözdüğümüz yerlere artık şöyle uzaktan bakalım neler yaptığımızı da e, incelemiş olalım arkadaşlarım. Valla gayet güzel şöyle geçmişe bir dönüp baktığımız zaman güzel işler başarmışız. Bize helal olsun, sana helal olsun. 40 tane soruyu beni sıkılmadan dinlediğin için gerçekten teşekkür ederim. Bu 40 soruyla birlikte trigonometride kendini bir üst seviyede hissedeceksin buna adım kadar eminim. Çünkü diğer e, 40 soru serilerinde biliyorsun eski videomuzda var 40 soruda trigonometri eski videomuzda vardı 40 soruda denklemler 40 soruda fonksiyonlar e, yenileri yeni her zaman daha iyidir biliyorsunuz e, yenileri tamamen sınava odaklı olarak yazıldığı için ve e, tekrardan dönüp dolaşıp düşündüğüm için Acaba hangi kazanımı versem öğrenci daha başarılı olur? Hangi kazanımı versem öğrencinin kafası karışmaz? Öğrenci nereyi daha iyi tekrar eder diye sürekli düşündüğüm için yenileri daha iyi oldu tabii ki. Ve şunu da çok iyi biliyorum. 40 soru serisi sevgili arkadaşlarım. Sizlere bir konuyu tekrar ettirmek için muhteşem bir kaynak. Bundan kaynaklı da size tavsiyemdir. Eğer hala kitabı almadıysan, hala bu seriyi bitirmediysen, kitabı almasan bile hala bu videoları izlemediysen hala sen bunu kaçırıyorsan eksidesin haberin olsun. Evet gençler artık videomuzu sonlandıralım. Sonraki videomuz sevgili arkadaşlarım logaritma olacak. 40 soruda logaritma o videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.